eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Bayanlar, baylar, yaparsın aşkıma hoş geldiniz. Biraz sonra birbirinden heyecanlı dört çiftimiz 0 kilometre bir araba için yarışacak. İşte çiftlerimiz. Hanzade Saygun Ofluoğlu. Aşk tesadüfleri sever derler. Ama bu tesadüf her şeye değer. Saygun'un elinden kaçan Amerikan futbolu topu Hanzade'nin kafasına düşüyor. Büyük aşk başlıyor. Melike Ali Liman. Arkadaşını görmek için Bartın'dan Ankara'ya giden Melike, kız arkadaşının sevgilisi Ali ile tanışıyor. Önce nefret ediyor, sonra da Ali Melike'yi kandırıyor. Kübra Ferhat Erbay. Arkadaşının doğum günü partisinde karşılaşıyor çiftimiz. İlk bakışta aşk diyebileceğimiz o ilk elektrik olsa da Kübra Ferhat'ın sosyal medya mesajlarına cevap vermiyor. Sonra Ferhat'ın büyük çabası sonuç veriyor. Büyük aşk evliliğe gidiyor. Azra Ercan Yavuz. Çiftimiz karşılıklı aşırı kıskanç. Evlilik öncesi bekarlığa veda diye tutturunca Ercan hay hay diyor Azra. Al sana bekarlığa veda. Kapıyor Ercan'ın telefonunu. Başlıyor A'dan Z'ye tüm kadınların numarasını silmeye. Geliyor, geliyor, geliyor. Ekranların fenomeni geliyor. Karşınızda sevdiğimiz, sevdiğiniz, her halini bildiğimiz ekranların bir numarası İlker Ayrık geliyor. Sevgili seyirciler, her zaman olduğu gibi küçükleri gözlerinden, büyükleri ellerinden, yaşıtlarımızı yanacıklarından öpüyoruz. Yaparsın aşkıma. Hoş geldiniz. Ekranlarının başına hoş geldiniz. Stüdyoya hoş geldiniz. Yarışmamıza hoş geldiniz. Sevgili ve saygı arkadaşlarım, dükkana hoş geldiniz. Geçin, sana sırat, hadi. Efendim, sizler de bu coşkuya katılmak ister iseniz ve bu anahtarı bileğinize takmak isterseniz... tek yapmanız gereken www.fox.com.tr'ye başvurmak. Efendim, bugünkü 0 kilometre arabayı kazanmak için birbirinden iddialı 4 çiftimiz bizimle. Arabayı kim kazanıyor? Biz. Kim kazanacak? Biz. Siz. Belki göreceğiz bakalım. Bir numarada Hanzade ve Saygun var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl tanıştınız? Oh be. Nasıl oldu? Buraya kadar benim için çok zor. Bundan sonrası sizde. Burası da benim için çok zor ama burada gerçekleri anlatacağımı söz veriyorum. Saygun'un başka anlatacağını bilerek deyip giriyorum artık. Hanzade sakin ol. Çünkü yani ben hissediyorum ki Saygun buraya oturduğunda farklı hikaye anlatacak. Olsun. Güvenmiyor musun Saygun'a? Güveniyorum. Bakış açılarımız farklı. Genel olarak farklı. Yalan mı söyler? Kesinlikle yalan değil. Anlatılan Saygun bir hep... sahtekar mı? Hayır. Anlatılan hikaye hep aynı aslında. Sadece bakış açısı farkı var. Yani ben sadece insanlar da bunu görebilir diye düşünüyorum. Peki Hanzade. Şöyle ki ben üniversiteye girdiğimde... Çok özür dilerim. O da benim gibi programa girmeden 20 dakika geçti ya. O da hikayeye girmeden bir 10 dakika geçti vallahi. Sonra kız yalan mı söylüyor, Saygun mu sıktı falan demesinler diyerek. Üniversite... tamam. Peki. Üniversitenin ilk gününde oryantasyon yapıyorlar işte. Daha böyle okul açılmadan iki gün önce falan. Eski hikaye başladı. Ben de o zaman yeni girmiştim. Yani, hazırlık okuyacağım ama daha okul açılmamıştı. Bütün böyle okul kulüpleri standlar kuruyorlar üniversitenin avlusuna. Evet. Saygun da çok yıllardır Amerikan futbolu oynuyor. Amerikan futbol takımını kurmuş arkadaşlarıyla bizim Amerikan okulda. Futbolu? Evet. Çok iyi be. Aynen, çok iyi. Bizim okulun Amerikan futbol takımını kurmuşlar. Dolayısıyla oryantasyonlarda yeni gelen öğrencilerden işte adam topluyorlar diyeyim.
adam topluyorlar. Takma. Çıkışta kavga var gibi. Aynen o tarz. Ben de girdim böyle dolaşıyorum işte pazarlama kulübüne mi girsem, resim, dans vesaire derken... gerçekten yanlışlıkla olduğunu da savunan var. Saygun genelde topu yanlış yere atmaz, bunu da bilen var. Top benim kafama geldi bir şekilde. Hani avlunun ortasında. Ne kadar mesafeden? Ya uzun, birbirlerine atıyorlardı topu aslında. Yani Saygun'un bugüne kadar maçta çok öyle yanlış attığı pek görülmemiştir. Şimdi yalan söylemeyeceğim. Top benim kafama isabet edince ben de ne oluyor falan derken çok net hatırlıyorum. O anı, günü, üzerinde ne vardı onu da hatırlıyorum. Biz böyle bir tanıştık yani tanışma değil göz göze gelip pardon kusura bakmazsın pardon, falan gibi. Pardon sen dedim yavaş lan falan diye demedin. Hayır ben aşırı kibarım ben zaten böyle korkak bir şey. Gerçi onun da cüsseyi görünce öyle de diyemezsin. O birader topuna bir... kafa attım ama kusura bakmıyorsun değil mi diye. O zaman o kadar değildi bu arada. Daha sonrasında ben böyle çok fazla yakın olmadığım ama tanıdığım kızlardan akşamki okul partisine gelir misiniz gibi böyle teklifler aldım. Aa tabii geliriz dedim. Okul çok iyiymiş ha. Ama şimdi... Hakikaten gündüz standlar, kulüpler, akşam partiler. Aa tabii geliriz falan dedim. Sonra öğrendim ki Saygun beni çağırtmış o partiye. Buraya kadar. Yenge Saygun abi seni istiyor partiye akşam. Hayır öyle bir haber gelmedi bana. Bana gayet dostane. İzmirli bir arkadaşım hatta buradan da Bahar diye bir arkadaşımla selam söyleyeyim. Çok görüşmedik o zamandan beri. İşte gelir misiniz? Gideriz. Gittik. Gerçekten şimdi yalan söylemeyeceğim dediğim için söylüyorum. Saygun benimle bir kelime bile konuşmadı. Bir kelime bile. Abi çünkü ben çağırmadım seni. Bir dakika niye? Yani... Daha bit... Efendim? Ay her taraf görümce ve elti. Size ne? Niye çağırmış o zaman? Ne bileyim? Bakışlarıyla etkiliyor belki. Yani evet. Gözler kalbin aynasıdır. Yalan nedir bilmez gerçekten onlar. Gerçekten dediğiniz gibi oldu bu arada. Yani benim hoşlanmayacağım varsa da ben hoşlanmaya başladım. Çünkü haberi aldım. Okey Saygun beni çağırtmış. Bir ilgisi var tamam. Çağırtmış. Sonuç yani sonuç yok. Ki herkes de konuştuğu kadar konuşuyor işte aç mısınız yemeğe gidelim mi hani parti sonrası bir çorba içmeye. Arkadaş partiden sonra da yemek. Ben bu arada ben sizin okulda okumak istiyorum. Buyurun bekleriz. Daha dersin dersinden bahsetmedik. Hayır okul pazartesi. İlimin B'si ilimin iyisi yok. Parti yemek kulüp. Pazartesi okul açılacak. Şu an hafta sonundayız. Ben bu arada bir şekilde Saygun'un arabasıyla gittim. Denk geldik. Arabalarla gidiyoruz. İşte... Bir şekilde Saygun'un arabasına denk gelmek nasıl bir şey Hazar? Bunlar planlıymış işte. Ben de farkında değildim o zaman. Planlı olduğunu sonradan öğrendik. Yani ben Saygun'un arabasıyla gittim. Nereye? Abi hikayenin palavra olduğunu şu an anlıyorsun değil mi? Palavra yani başta. Yemekten sonra herkes evlerine ben yurda sıkma ya. Hiçbir şekilde aramızda denk geldi. Top denk geldi. Parti denk geldi. Araba denk geldi. Kim inanır kim inanır? Lütfen kim inanır buna yani? Gerçekten Bahar'a ben sormam gerekiyordu da işte 14 yıldır görüşmüyorsun o yüzden sonra. Ben çok merak ediyorum şu an. Sonrasında biz böyle tabii ki de yani artık birbirimizi tanıyan iki insan olarak arkadaş olduk. Ne ara tanıştınız? Okullar dersler başladığında tanıştık. Yani çünkü... Ha ders diye bir şey vardı okulda. Ayıp. Ama işte o zaman böyle bir çekindik. Onun hayatına başka bir kız arkadaşı, benim hayatımda başka erkek arkadaşım şeklinde bir 3 sene geçirdik. Bir tek civandan bir nefes gibi ses çıktı be. Nasıl ya? Ay çünkü şu an... Hayalleri yıkıldı. Çünkü şu an şöyle bir beyan duyacaksınız bence birazdan. Hanzade 3 sene işte peşinden koştu. Yani peşinden koşmadığımı fotoğraf ve belgelerle kanıtlayabilirim. Peşinden koşmak o şekilde olmuyor. Nasıl bir fotoğraf? Mesela bankta oturuyor değil mi? Koşmuyor peki. Nasıl kanıtladığını anlamıyorum. Fotoğrafla belgelerle nasıl kanıtlanır böyle bir şey anlamıyorum. Şu şekilde kanıtlanır. Farklı hayatlar yaşadığımızı kanıtlayabilirim. Ben Saygun'un peşinden koşar bir vaziyette asla değildim. Bambaşka bir hayat seçtim, yol seçtim. Arkadaşlıklar seçtim. Bunu bu kadar anlattığına göre böyle bir şey vardır. Yani böyle bir şey olan olmasa şey... bu kadar durduk yere anlatmazsın. Doğru değil mi kabul Melike? Kabul ediyorum. Doğru, katılıyorum. Teşekkür ediyorum. Olan şeye peşinden koşmak denmez ama. Olan şeye içten içe bir sevgi, aşk, hoşlantı beslemek denilebilir. O 3 yılın sonunda ilk adım nasıl oldu? Peki anlat bakayım, çok merak ettim. 3 yılın sonunda... Bir gün yine bir top geldi kafama. Akşam partiye gittim diye. Çok alakasız. Bir arkadaşımızın işte... Yüksek lisans yapmak için veda partisi vardı yine. Ya hep pardon. Hayır size bir şey söyleyeyim. Ben şu anda Hayve'yi okumuşum yani. Boşu boşuna geçmiş yıllarım. Şöyle biz tabii o zaman Saygun'la birbirini tanıyan eski iki dost diyelim. Fakat ikimizin hayatında biri yok. İçten içe. İçten içe. İçten dost demeyelim. Dost demeyelim. İçten içe. O da benden hoşlanıyordu. Buna %100 eminim. Hep hoşlandı. Daha...
Arkama asla dönmeyeceğim, söz verdim. Sonrasında bir arkadaşımızın vedası için çok kalabalık bir yere gidecek. Aşırı yağmur yağdı. Yani İlker Bey, inanır mısınız, sel oldu İstanbul'da. Onu da ben ayarladım abi. Onu da ben ayarladım. Neyse, inanasın gelmedi. 2008 yılının Eylül ayında. Aa, 2008'in Eylül'ü. Aynen. Hatırlar mısınız o yağmuru? Ben hatırlamıyorum da o yüzden. Yani söyleyeyim. Çok sevilen bir arkadaşımızdı Dicle. Hala da çok yakın görüştüğüm en yakın arkadaşımdan biri. Bar gibi değil. Aynen. Onun vedasına biz 4 kişi katılabildik. Saygun, ben, Dicle, Aydın diye Saygun'un en yakın arkadaşı. Dördümüz bir veda partisindeyiz. Dolayısıyla olay parti değil, daha çok... Toplantı. Toplantı ve konuşmaya döndü. Peki niçin partiye 4 kişi gitti? Sel, evet, selden dolayı. Yani çok yağmur yağdı o gün. Siz çok nasıl tatlı gittiniz? Ben inanmıştım. İşte doğru yerde doğru zaman. O benim orada hocam biliyordu abi, ondan yanmıştı. İçten içe, tesadüf. O ana kadar içten içe, o anda kendime doğru yer, doğru zaman yakaladım. Tamam dedim, bugün... Kız kalk, sel olmuş, yürü. Saygun oradadır, kimse gelemez, sohbet ederiz. Kalk kız. Ya zaten sohbete bile gerek kalmadı. Birbirimizi gördüğümüzde anladık ki artık doğru zaman. O zaman galiba. Tamam, ilk kim kime işaret etti? O Saygun bana. Ne dedi? Saygun bana. Ben sesim kesiniz. Saygun bana işte, aa ne kadar büyümüşsün, ne kadar hoşsun gibi. Gibi. Ay, bize günlere bize gelen teyzeler bana söylüyordu. Ne kadar büyümüş. Olabilir. Ne kadar hoşsun dedi. Daha sonrasında... Sen de ona dedin ki, sen de büyümüşsün. Evet, o da büyümüştü bu arada. Gerçekten fiziksel. Ben de işte bu arada o dönemde şöyle bir şey vardı. Tabii bizim öyle bir biraz sancılı, uzaktan uzağa da olsa bir 3 senemiz geçtiği için benim yakın kız arkadaşlarım Saygun'a biraz antiydi. Arkadaşları niçin Saygun'a anti? Çünkü o beni üzdü zannediyorlardı. Sen onlara anlatmadın mı beni üzmedi diye? Yoksa sen üzdü diye mi anlattın? Ben biraz üzüldüm. Üzdü diye anlattım. Abi, Saygun'un bundan haberi ya var mı? Niye üzülesin ki o dönem? Farklı hayatlar yaşıyordunuz. Evet, yok. Haberi yok. İçten içe çünkü her şey. Ama kız i̇çten arkadaşlar içe... bilir. Nasıl ya? Hem içten içe hem kızlar lobi var karşı. Saygun'a karşı. Saygun'a karşı içten içe ama kız arkadaşlarım tabii ki yaşadıklarını biliyorlardı. Yani daha doğrusu Saygun'u çok, güvenilir biri olarak görmüyorlardı. Gülmeyin. Güldüğünüz için arkaya bakmak istedim. Saygun'u güvenilir olarak görmedikleri için ben ne zaman ki en yakın arkadaşlarıma... ...arkadaşlar ben bu akşam Saygun'la yemeğe gidiyorum dedim... Bazı arkadaşlarımız ağlamaklı oldu. Bittik biz. Bunu nasıl yaparsın? 3 sene nasıl artık bitirdik? Hani o dosya kapandı. Hanzade ne yapıyorsun? Delirdin mi? Gibi. Bir dakika. Ne biçim arkadaşlık mı böyle? İyiyim. Akşam biz Saygun'un... Ne? Bittik biz. Evet çünkü... Böyle bir şey var. Evet. Allah'ım nasıl olur? Neyse, sonra biz o akşam yemeğe gittik. Şimdi arkadaşlar, burası çok önemli özellikle. Şimdi evlenme teklifinizi ben o gece kabul ediyorum. Çünkü şimdi birazdan sorduğunuzda evlenme teklifini nasıl etti diye. Saygun eminim ben evlenme teklifi etmedim abi. İşte şöyle oldu, böyle oldu diyecek. Etmedin mi? Benim için evlenme teklifi çok önemli. Anzade, senin gibi 4 tane yarışmacım olsun asla sırtım yere gelmez. Soru sordurmuyor, benim soracağım soruyu kendi soruyor, monolog halinde. İleri görüyor. Var ya, işimin yarısını aldığın için sana çok teşekkür ederim. Şaka yapıyorum, lütfen devam. Şöyle oldu, biz yemeğe oturduk. Yani gerçekten birbirimizi uzun süredir görmüyorduk, adam akıllı. Ben senin son kız arkadaşım olmanı istiyorum. Başka atacak kurşunumuz kalmadı, bu son kurşun dedi Saygın bana. Ben bunu evlenme teklifi kabul ettim. Bence bu bir evlenme teklifiydi. Evet, kar. Çünkü neden diyeceksiniz. Şimdi bu cümleden sonra... Çok konforlu yarışmacı ya. Ay, çok özür dilerim. Senden bir şey rica edebilirim. Tabii. Sen anlatmana devam ederek maillerime bakabilir miyim? Gerçekten bana gerek yok şu anda. Estağfurullah. Çünkü biz o yemeğin akabinde işte artık bu yaz sözleniriz çünkü askere gideceğim gibi planlar yaptık. Yani ailelerimizle görüşüldü, sözlenme tarihi, işte ailelerin tanışması. Şimdi evlenme teklif etmeden neden söz tarihi karar verilsin ki bakıldığında? Yani demek ki bir evlenme teklifi var ki biz yüzük almaya gidiyoruz, yüzük seçimi var, söz tarihi. Bu bence resmi olarak bir evlenme teklifiydi. Ama daha yüzük yoktu arkadaşlar. Bir dakika. Neye a? Bırakın, istediği gibi anlatıyor. Kendine sürekli az sonra yapıyor. Şöyle oldu. Artık benim ailem Çeşme'deydi yaz döneminde. Sözleneceğiz. Ailesi geldiler. Sevgili kayınpederim ve kayınvalidem.
Ve artık ertesi gün söz var. Sergun hala bana evlenme teklif etmiş değil. O akşam işte dışarı çıkmıştık. Daha sonrasında eve dönerken Saygun'un babaannesinin Saygun'un annesine verdiği yüzüğü. Bu bizim aile yüzüğümüz. Ben de şimdi bunu sana veriyorum. Benimle evlenir misiniz? Bir bu doğru. Sadece bu doğru bak. Geri kalan hepsi hikayeydi. Diğer olası soracak sorular üzerinden de şöyle bir 10 dakikada bir toparlama yaparsan ben Melike'ye geçeceğim. Yok yani bu şekilde evlendik. Kıskanç mısın? Niyetini bildiğim bazı insanlar varsa eğer onu Saygun yanına yaklaştırmam. Bize kız olması yeterli. Sıkıntı yok. Niyetini önemli değil. Yani Saygun'un korunmaya ihtiyacı mı var? Erkekler bazen kötü niyetli kadınların farkında olmayabiliyorlar. Benim yaptığım bazı kıskançlıkları duysanız mesela... Yani Kiev'e bekarlığa vedaya gitmeye izin veren bir kız nasıl bunu yapar? Ya benim için çok farklı şeyler. Ben kendi hislerim yani benim için önemli. Ya Saygun'un ben işe giderken evde bırakmamla Kiev'de olmasının bence mental olarak farkı yok. Önemli olan niyet ve güven. Ama karşı tarafa güvenmediğim noktada Saygun bir şey yapacağı için değil. Sadece yani orada kıskançlık Saygun'u kıskanmak gibi olmuyor. Kıza sinir olmak diyebiliriz buna. Anlatabiliyor muyum? Sana yani güveniyorum da karşı tarafa güvenmiyorum. Arabayı ne yapacaksınız? Arabayı kazanacağız. Kazanmak istiyorum. Yani ne yapacağımız gerçekten şu an ön planda değil. Kazanmak yani kazanmalıyım. Kazandıktan sonrası yok mu aklında? Şu an evet ilk etapta kazanmak var. İnşallah siz kazanırsınız. İnşallah. Ben sizi tutuyorum. Melike. Evet. Nasıl tanıştınız? Şöyle, aslen Bartınlıyım. Bartın'dan Ankara'ya geldiğim vakit arkadaşımla buluştuk. Ve davetsiz bir misafirimiz oldu ister istemez. Hani o gün ben de... Ali güvercin mi ki davetsiz misafir olsun? Abi davet ettiler ya. Şöyle, gel dedi buluşalım dedi. Arkadaşımın dershanesinde işi vardı. Kendisi biz de davetsiz. Beraber oraya gittik. Dedik oradan sonra beraber otururuz. Sen Bartın'da oturuyorsun. Evet. Ankara'da arkadaşın. Evet. Var. Ankara'ya bir aktivite için gelmiştim açıkçası. Gelmişken de arkadaşımla görüşeyim dedim. O sırada arkadaşım hani otururuz ama dedi, benim dershanede bir işim var dedi. Hani oraya ilk önce uğrayalım dedi. Biz de onun işini halletme maksatlı olaraktan oraya uğradık. Ali ile beni tanıştırdı. Onların arada bir bağı varmış ama Ali'nin o sıra kanı hızlı aktığı için hani gözü çok dışarıda. Bana... Bağ derken? Bana... Aralarında bağı varmış. Bağı... Hani üzüm bağı mı varmış? Nesi var? Şöyle dershane arkadaşları olduğu için hani beraber takılıyorlarmış, çıkıyorlarmış. Yani yani şöyle sevgili flört diyebiliriz evet. Her şeyi söyledin Melike, birini seç. Manitalar mıymış? Evet öylelermiş. Ya ben de orada tanıştım gerçi Ali ile. Hani daha önceden de anlatmadı bana. Çünkü Ali'nin fazla hani o da güvenmediği için, kanı hızlı aktığı için fazla böyle ciddi bir ilişkileri yoktu. Ondan sonra o gün Ali beni beğenmiş. Aslında beğenmemiş de hani herkese baktığı için demiş ki hani kaynatalım, oturalım falan. Affedersin. Fıskırdım, tükürüyordum neredeyse. Beğenmemiş de herkese baktığı için ben de araya kaynamışım. Şöyle oldu ki dedi hani akşam dedi biz oturacağız falan dedi arkadaşım. O da dedi ben de dahil olayım. Hep beraber oturalım ve ben Ali'ye sinir oldum gerçekten. Çünkü hani boş konuşuyor, devamlı böyle bakıyor falan. Gereksiz rahatsızlık duydum onda. O ne gün... güzel. O ona özellikle bakmıyor. O da ondan hoşlanmıyor. Çok iyi. Şöyle o gün beraberce hani çıktık dershaneden. Dedik bir yerde oturalım falan. Tavla falan oynadık Ali'yle karşılıklı. Bu sırada da sohbet ilerliyor. Ben de... Sinir olduğun adamla tavla oynuyorsun. Mecburen oynayalım dedi bana. Mecburen oynadık. Ve tehdit etti. Eğer oynamazsan... Şöyle mecburen oynadım. Ondan sonra oynadıktan sonra... Melike. Tabii. Nasıl bir mecburiyet bu? Ya şöyle tavla oynamayı o dönem seviyordum ama hani gerçekten buna da sinir oluyorum. En azından tavla da yeneyim ki dedim ağzı sussun. Çünkü susmuyordu. Ağzı sussundan kastım. Çok zaten susması gereken tek yer ağız. Çok konuşuyordu. Boş konuşuyordu. Hani böyle beni etkilemeye çalışırdı. Yani böyle ilgimi çekecek tarzda konuşmaya çalışıyordu. Ama ilgimi çekmemişti. Ben yendim ama ona göre o yendi. Ama ben yendim. Ben yendim abi oradan ya. Sonra... Ona göre bana göre yok.
Hatırlamıyor ya çünkü... Ya 5 yapan kazanıyor bunu. Nasıl ona göre bana göre? Çünkü... Matematiğin ona göre bana göresi olur mu? Ya çünkü ben kendime güveniyorum. Hani üniversite ya döneminde abi. De kickbox falan yapmıştım. Ona da ondan... Kickbox yapmıştım ama hani böyle şey... Aa kickbox yaptıysan tavlada sen kazanmışsın. Hayır. Şöyle hani kendime güveniyorum. Tavlada da diğer şeylerde de. Oradan sonra neyse ben bunu yendim. Yine böyle bu madara oldu, konuşuyor, ediyor falan filan derken... dedi ki sen mi kickbox yaptın dedi. Bana bir vur dedi, bir göreyim falan dedi bana. Ben dedim vurursam canın acır falan dedim. Yok dedi, ne canım acıyacak dedi. Yolda yürüyoruz oradan çıktıktan sonra. Ondan sonra dedim tamam dur o zaman. Ben bunu bir tane patlattım. Kızılay'ın ortasında dövüyor beni abi. Patlatıyorum dediğine bakma. Uçtuktan sonra benden çok, daha çok etkilenmiş. O gün demiş ki... o gün demiş ki hani bu bir... Oğlum... Hakikaten Cem Yılmaz'ın dediği gibi, oğlum hani biz marjinaldik yani. Ve bir döndü. Aha evet, dedim. O sıra etkilenmiş, daha çok etkilenmiş benden. Allah ve Allah. Hani bu kızla demiş, iyi anlaşıyorum demiş. O sıralar iyi ben, anlaşıyorum. Aynen, iyi anlaşıyorum. Yumruktan sonra iyi anlaştığını düşünmüş. O kız dedim beni... Çünkü... Gerçekten bizim okuduğumuz üniversite değil, bizim yaşadığımız flört değil. Bak millet neler yaptı. Çünkü Ali bu tarz böyle şey kızlardan, vurdum kırdım kızlardan hoşlanıyormuş. Ben de hani normalde fazla diye okuyordum. Ali anladığım kadarıyla ya da senin söylediğin kadarıyla az önce dedi ki... Ali o dönem herkesten hoşlanıyordu. Şöyle hoşlanıyor. Sen tavlada ustasın, o da o dönem tavlamada ustaymış galiba. Evet. Hey Allah'ım ya. Ercan iyi misin? Harikayım. Şöyle ama ben yine sinir oluyorum tabii Ali'ye. Vurdum o da kâr etmedi. Ertesi gün yani o muhabbeti de benim sorunlu olduğum, ayrıldığım bir erkek arkadaşım vardı. Aşk acısı çekiyordum. Bu da onu kendine şey edinmiş. Demiş ki ben Ali'ye, Melike'ye buradan yürüyebilirim. Zaten aşk acısı çekiyor. Ben bunu şey yaparım, etkilerim demiş. Onu kafaya koymuş. Ben ertesi gün zaten Bartın'a döndüm. Ama sosyal medyadan beni ekledi. Ben bunu kabul etmedim. Bir hafta falan durdu. Ondan sonra mesaj atıyor falan derken. Dedim ki kabul edeyim bari. Ama o sıra ayrılmışlar da şeyle. Aa niye ayrılırlar acaba? Gül gibi geçiriyorlardı. Nasıl olur da ayrılırlar yani? Benim arkadaşımla ayrılmışlardı. Ben bunu kabul ettim ama yine de hani şey yapıyorum. Çevrim dışı falan gözüküyorum. Bu yazıyor ama... bitmek bilmiyor yazmaları falan derken bir gün böyle çok kötüyüm dedim. Böyle kafam darlanıyor falan. Dedim kimi tokatlayayım? Aa Ali geldi artık. Hayır. Hamar olan. Dedim ki konuşayım belki kafam dağılır falan dedim. Konuşuyorum. Bu sefer hani böyle şeyiz. oradan bir şeyler söylüyordur bana hayır. Kesin. Ondan sonra böyle konuşuyoruz falan derken bu benim numaramı falan istedi. Ben de vermedim. Abi, numarasını bir yandan da Bartın değil ama Ankara iş başvurularında falan bulunuyorum. Çünkü Bartın'da kısıtlı bir ortam olduğu için iş arayışında olmuştum. Ondan sonra dedim mülakattan bana dönüş yaptılar. Ben de Ali'ye söyledim. Dedim ki şu gün dedim Ankara'ya geliyorum dedim. Ondan... Muhatap olmamak için. Şöyle ya Ankara'ya geliyorum falan dedim. Bu kadar konuştuk madem görüşelim mi getirdim. Görüştüm. O gün ertesi günde benim doğum günüm falan vardı. Bana pasta falan almış tabii. O bana pasta alınca ben tatlıyı seviyorum etkilendim ona. Pastadan etkilendi benden değil ama abi yani. Neyse pasta benim devrelerim yandı şu anda. Doğum günümü hatırladım. İki hikayeyi üst üste koyduğumda. Şu anda bana ne anlatırsanız makul geliyor. İyi anlaşıyoruz, konuşuyoruz falan. Ben bunu aldığımda daraldığımda onu arıyorum. O iş aralarında beni arıyor. Sen üzülmeyi hak etmiyorsun. İşte sen çok iyisin yani, bilmem ne falan diyor. Hep bana güzel yani. Şeyler söylüyor tabii. Aklama ondan... derler genelde böyle. Öyle efendim? Bir şey yapıyor. Bunu da ilk defa duyuyorum. Aa. Alakası yok abi ya. Herhalde böyle. Ölenlerin üstüne toplanır ya akbabalar. Hani kız da şimdi artık ölmüş o an ben gideyim. Ay hiç duyan yok mu bunu akbaba diye. Hanımlar. Yok akbaba siz değil mi? Ne yiyorsunuz ama ne yine... içiyorsunuz? Ay yaralı bir vallahi kızım. Vallahi bize de söyleyin gerçekten. Sabah birazcık simitle peynir yedim kafam açılmıyor. Yarıma merhem oldu. Evet evet. Yani. Akbaba oldum şimdi. Akbabadan merheme döndü iş. Melike'de şey merak ettim. Ankara'ya geldiğinde o kız arkadaşıyla görüştü mü? Hani o erkek arkadaşıydı falan. Azra bilmiyorum bana değil ona sor. Ben ne bileyim ben daha yeni bilmiyorum. Baktı
güzel anlaşıyoruz falan. Bana teklif etti. Yani teklif etmedi. Şöyle ne dedi? Oldu. Bana bir tane daha yerleştirir misin? Beni... beni döver misin ömrün sonu? Daha neler diyor abi de. Ya. Ne demiş, ben duyamadım. Şöyle... Bu arada soruya cevap... Hala görüşüyor musunuz? Ha, yok, görüşmüyoruz. Ondan sonra... Görüşmüyorlarmış. Ben... Birden güne döndü bu. Adra, görüşmüyorlarmış. Kız ona bir şey söylemiş mi? Onu da merak ettim ben. Dur, söylemedi, sevmiyorlardı birbirini. Dur, soracağım. Tamam. Aa, Melike, kız sana bir şeyler söyledi mi peki? Yok, yok. Yani birbirlerini sevmiyorlardı. Azra. Devam et. Güzel, güzel. Tamam. Ondan sonra tabii hani baktım ki Ali ilk gördüğüm gibi değil. Hani tamam, beni tanımadan böyle akbaba gibiydi. Ne akbabası ya? Şimdi biri bir şey dedin, akbaba akbaba diyorsun. Ondan sonra beni tanıdıktan sonra kedi gibi oldu falan derken yok beni etkiledi. Hangi anda aşık oldun? Tanımaya başladıkça zamanla aşık oldum aslında. Hani yaptığı hangi şey olmadan. Huyuna, nesine aşık oldun? İyi niyetliydi. Tatlı alıyordu baba. Yani şöyle iyi niyetliydi ve hani gerçekten sana samimi geldi. Normalde baktığım gibi kanı hızlı akıyor. Ay bu adamdan hiçbir halt olmaz dediğim adam değildi. Beni tamamen tanıdım. Sadece hani bana özel, benden korkar. Romantik bir evlenme teklifi aldın mı? Aldım. Oh. Şöyle aldım ama zorla aldım yani. Zorla romantizm. Aynen. Ya bana Ali'yle... evlenme teklif et! 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 Abi et. Evlenme teklifini etmezsem dövecek, dövecek. Bir gün var. Şöyle. Ah, neler çekiyorum. Evlenmeye karar verdik. Güzel. Ben dedi sana istediğin yüzüğü alayım dedi ama dedi evlenme teklifi etmeyeyim dedi. Ben dedim ki evlenme teklifi etmedikten sonra yüzüğün anlamı mı var? Geri verdin yüzüğü. Yok. Şöyle. Dedi. Alınan yüzük geri verilmez. Şöyle. Arada 2 yıl geçti. Ali hala evlenme teklif edecek ve ben hala bekliyorum. Bu sürede tabii evlilik kararlarımız oldu. Ayrıldık, barıştık derken çok ayrıldık, barıştık. Ondan sonra en sonunda tekrardan karar verdik. Dedim şöyle, şey, ben dedim Ali'ye. Dedim 2018'e girmeden ya bana dedim evlenme teklif edersin ya da dedim ömür boyu susar ve gidersin dedim. Ondan sonra bir gün bana dedi ki şey sinemaya gidelim beraber dedi. Tamam dedim. Ben gideceğimiz yerdeki AVM'ye gittim. Ali'yi bekliyorum. Arıyorum arıyorum, açmıyor telefonu. Ondan sonra mesaj atıyorum, döneceğim diyor. Arıyorum, dedim ki ya çabuk telefon açıyorsun yani, artık böyle sinirden ölüyorum falan. Ondan sonra açtı işte dedi, şirket arabası dedi kaza yaptı, onu bekliyorum falan filan dedi. Dedim ben de seni bekliyorum. Bir de evimin yakınında AVM var, beni yalan. Uzaktakine getirdi. Ondan sonra, ev arkadaşım. Ev arkadaşım mesaj attı. Evi dedi su bastı Melike. Dedim ki bu kadar aksilik nasıl bir anda olur? Merkür geri gitmiş. Bana dedim doğruyu söyle. Gerçekten dedim, çok sinirliyim falan diyorum. Ağlıyorum ama gerçekten sinirden ağlıyorum. Ben bile şu anda gerçekten çok sinirlendim. Şirket arabası ondan kaza. Sonra... Evi su ondan bastı. Ondan sonra dedim bekle beni, geliyorum ev arkadaşıma. Ona da çok sinirlenmiştim. Eve hemen taksiyle gittim. Kapıyı bir açtım. Şimdi sürpriz zaman diyor, uçan balon. Böyle not yapıştırılmış falan. Böyle kalbim tabii hızla atıyor. Ya. Ağlamam falan duruverdi. Ondan... Bitmiyor yani. Ondan sonra işte benim odama doğru böyle balonlar var. Balonların altlarında da güzel sözler, fotoğraflarımız falan yazıyor. Tam odama girdim. Odamda bir tane uçan balon. Yandaki elbiseye gir. Dışarıda seni bekleyen arabayı bekletme yazıyor. Hemen elbiseyi giydim. Koştur koştur dışarı koştum. Bir baktım Ali'nin arkadaşı. Dedim Ali nerede? Ali'ye dedi ulaşmak o kadar kolay değil dedi. Ya. Elim... Kaldı böyle. Hatta bir bakalım. Ali, sendeki özgüvenin yarısı değil, çeyreği bende olsa... ...şu anda tanışmıyorduk, öyle söyleyeyim. Başka yerlerdeydim yani. Ay, elime uçan balonları verdi. İşte arabanın içinde de böyle kamera var. Beni çekiyor ama heyecanla ağzım titriyor böyle, yamuluyor falan. Konuşamıyorum. Güzel sıra arkadaşlar Ali nerede, nerede? Tek evi mevi süslemeye çalışıyorsun. Komadan çıkarsın anne dersin gibi. Ben Ali nerede, Ali nerede? Başka bir şey diyemiyorum. Ondan sonra biz onunla ilerledik falan. Bizi bir semte getirdi. Semte dolandırıyor. Bu diyor eski sevgilimin diyor evi Melike. Bu diyor teyzemin evi Melike. Dedim Ali nerede? Bana dedim Ali lazım. Bana çok özür diliyorum. Hikayenin geri kalan kısmı için ekranı yukarıya doğru kaydırın ve... Beni bir
kafenin önüne bıraktı. Dedim ki benden bu kadar. Oh dedim, senden kurtuldum artık. Ali orada. Koştur koştur gidiyorum. Başkasına gidiyor. Böyle çiçeklerin arkasında böyle püsmüş bir bekliyor beni. Tam sarılacağım. Baktım Ali'nin kuzeni. Dedim Ali nerede? Ya romantik mi? Alacakaranlık kuşağı mı? Hayır. Bir yüksek ateşten böyle bir tansiyon, böyle bir şey, hastalık gibi mi? Ondan sonra sen de mi dedim ne yapacağız falan? Çay içeceğiz Melike dedi. Gerçekten çay söyledi çocuk. İşte karşılıklı çayı. Çay bitti, Ali yok orada. Sonra evi hazırlıyoruz abi, evi hazırlıyoruz ya. Ondan sonra dedi ki kalkıyoruz. Tamam dedi, oh Ali'ye gidiyoruz. 6'dan 12'ye kadar Ali'yi aradım. En sonunda beni o ayarladıkları yere koydular. Böyle merdivenler koydular. Var. Koydular. Bıraktılar. Melike sen şurada dur. Sen iyisin oraya böyle. Oraya bıraktılar beni. Ali yukarıda seni bekliyor dediler. Yukarı doğru böyle çıkıyorum. Yine böyle güller ve mumlar falan var. Ali aşağıda eğilmiş, kopyasını yazmış eline. Bana hani evlenme teklif edecek. Sözleri ezberlemeye falan çalışıyor. Abi o dakika hiç heyecanlı ben değildim gelene kadar. Ben farkında değildi. Ondan sonra konfeti falan patlattılar. Her taraf tabii odanın böyle şey, uçan balonlar var. Böyle mumlar var falan. Resimlerimiz var. Çok güzeldi. Rüya gibi bir odaydı. Ondan sonra kalktı. Evlenme teklif etti. Avucunda ne yazıyor? Yormuş. Avcumda yazıyordu ki, inanın unuttum şu an. Çok iyi. Ben hatırlayanı görmedim ki. Ya şöyle çok heyecanlıydım. O bana bir şeyler söylüyor ama ben evet falan böyle modundaydım. O sözünün bitiminden balonları ben balonları hatırlıyorsun, evet dedim. Gülleri hatırlıyorsun. Unuttum şu an heyecandan. Ya o an yaşayınca hala heyecanlanıyorum. Çok güzeldi. Ben bile çünkü heyecanlandım kaç yılın sonunda bir evlenme teklifi gelince. Ben de kaç saatin sonunda gelince evlenme teklifi, ben bile heyecanlandım. Şey güzeldi. Çok güzel. Ondan sonra güzel bir başlangıç yaptık. İsteme merasimimizi de anlatayım isterseniz. Dinlemek isterseniz anlatayım. Ya sana... o da güzel. Şey olmaz değil mi? Geçti. Ayıp olmaz değil mi? Sen anlat. Çok özür dilerim. Tabii başlıyorum. Hayır sen anlatıyorsun. Ben arada işimi abi yapayım. Abi de ben anlatayım. Ben de öreyim ya. Bu bitmez yoksa. O kadar evlilik teklif için bekledim. Güzel bir evlilik teklif. İlker Bey ya. Hayır. Bari iş yapayım. Ocakta da yemeğim var. Tamam, anlatıyorum dinleyin. Anlat anlat. Onun da altını ondan kıstım birazcık. Evlilik teklifi için o kadar bekledim. İstemeyi de hayli beklemiş oldum bu durumda. Ondan sonra isteme merasimimiz geldi. Şöyle babama dedim ki dedim beni direkt verme Ali'ye. O beni dedim en direkt ver. Aile büyüklerinden biri istedi beni. Ondan sonra babam bana sordu. Kızım hani istiyor musun, tamam diyor musun falan filan. Ben dedim yok dedim. Yok. Yok dedim baba, böyle kolay değil. Biliyorsun ki dedim bizim burada ay adetler farklı. Evet. Kızı dedim kayınvalidesi isterdim. Yarın bir gün dedim istemediğim gelini alsın dedirtmem ben dedim. Ama ne? Ondan sonra herkes böyle şok. Tabii Bartın'dakiler de bizim adet böyle bir adet mi var falan diyorlar. Onların tarafı hazırlıksız değil. Kayınvalidem birazcık kızardı, bozardı. Ali... Ali oradan Melike ne diyor falan diye bakıyor. Onun da tansiyonu, şekeri fırladı. Kayınvalidem istedi. Yani kayınvalide torpilli oldum ben. Düğünde anlatsın abi, anlatmıştın. Devam etsin böyle. Düğünde de hayır dedi ya. İlk bak hayırlısıyla evet dedi ha. Allah'tan nikah memurunu şey yapıyor. Duyamıyorum. Ne yaptı? Düğünde hayırlısıyla evet dedi. Nikah memurunu önceden ayarlamış Allah'tan. Düğünde ne demiş biliyor musunuz? Evet. Ya ama şaşırmadı akrabalar. Hani istemedi de öyle olunca. Evet demedin. Öyle oldu. Ben Ali'ye hep... Galiba kendimi şişleyip çevireceğim böyle. Anlat. Ali'yle hep sosyal medyada böyle hala evlilik zamanlı hayırlısıyla evet videolarını falan izliyorduk. Ali de korkuyordu. Sakın hayırlısıyla evet deme falan filan. Nikah memur kalkarsa ne yaparız gibisinden. Zaten düğünümüz çok gergin geçti. Çok güzel bir düğün diyemezdim. Gergin bir insanım. Gelenler de oldu. Onu ikinci bölümde dinleyeceğiz senden. Önümüzdeki hafta. Hem böyle anlık şeyleri seviyorum hem de garantici bir insan. Nikah memurunu aradım. Bir hafta önceden dedim ki ben böyle hayırlısıyla evet diyeceğim ama dedim sosyal medyada görüyoruz. Hani dedim sıkıntı olur mu? Eşim bayılır dedim maazallah. Ondan söyledim ben nikah memuru da tamam olur dedi. İnceden gidebilirsiniz.
ayakkabıları çıkarın, üstüne basa basa. Ben bir iki saat daha oyalarım. Hak ediyor da. Teşekkür ederim. Söyle, nikah memnun da olur dedi ama bunu Ali'ye söyle. Hemen Sadede geliyorum. Dedim ki hayırlısıyla evet. Ali'nin bacakları falan titriyor, masa sallanıyor. Tribündekiler şeyler, tabii misafirler falan. Tabii zaten stat'tayız abi. Hatta müdürlerim falan şey demiş, hayır lafını. Hayır lafını duyduktan sonra böyle bir durumda ne yapabiliriz falan düşünmüşler. Kısa bir zamanda ama çok güzel geçti. Bitti arkadaşlar. Vallahi helal olsun ya. Sevgili seyirciler, burada coşkuyla olağanüstü bir hikaye dinledik. Hepimiz çok mutlu olduk. Çok teşekkür ediyoruz Melike. İnşallah siz kazanırsınız. Ben sizi tutuyorum. Tamam. Ben anlattım, tezahürat sizi. Hayır, beni hikaye için değil, sabrım için tebrik ediyorum. Beni kovuyorlar. Eşiniz sağ ön teker için... Evet, yarışır. Alış. Üç oyun oynayacağız. Beni iyi dinleyin. Bitti, tamam. Size süre kalmadı ki. Teşekkürler. Melike zaten hikayesini Fatih Portakal ana haberle başlıyoruz. İkinci bölümde ilk oyundan sonra Kübra ve seninle sohbet edeceğim. Araya bir oyun alıp beyleri ısıtmak istiyorum. Almayalım ya. Şimdi üç oyun oynayacağız. İlk iki oyunun karşılığı birer teker. Üçüncü ve son oyunun karşılığı iki teker. Bu oyunu kazanan... Üçüncü oyundan sonra bize veda etmemeyi garantiliyor. En kötü ihtimalle final için eleme oynamaya hak kazanıyor. Ne kadar önemli olduğunu anlatabildim mi? Oyun gelsin! Islatıyoruz, atıyoruz. Yürekli dolanıyor ve kuruyor. Evde çamaşır doğan saat. Islatıyoruz, ıslatıyoruz mu İlker abi? Şu yaptığım işe bak. 300 kişilik Boeing kullanıyor benim yaşıtlarım. Ben Sancaktepe'de ıslak çorapları demire atıyorum. O şekilde çok zor ya. Eşiniz 6 çorabı kaç saniyede şu demire atar? Rekor kaç? Rekor 55 saniye. 55 saniye. Elin oğlu yaptı. 55 saniyede. Hanzade! Yüksek başlayın, düşersiniz. 5 dakika diyorum ben. Yani 300 saniyeyle başlıyoruz. Melike! O kadar da uzun evet. Yapmayız herhalde ya. 200 saniye. Senden bu kadar kısa sürede cevap alabileceğimi hayal etmemiştim. Çok konuştum. Ben yine bir yarım saatimizi alır zannediyordum ama geçti. Kübra! 250 saniye. Kübra'nın da sesini duymuş oldum. Merhaba ben. Azra. 5 dakika diyorum ben de. 5 dakikayı veremem. Ya 301, 5,5. 330 saniye. Evet. Korkuyoruz. Bir acı haber de Sancaktepe'den geldi. Sevgili seyirciler, kafayı sıyıran sunucu... ya mekandaki bütün çorapları yedi. Yanlış duymadınız. Hanımlar, rekor... 55 saniye. 1,5 dakika. 90 saniye dedi Azra. Hanzade. Adam kaç metreden topla kafana isabet ettiriyor? 4 metreden 6 çorabı 3 dakikada 5 dakikada atamıyor. Yeter! 5 saniyede bir tane atsan. 5 saniyede bir tane dakikada 12 denemem var abi. Her türlü atarız bir şekilde. 249 saniye. Bak, gelen yarışmacılar, Hakan, eğer sizin şakanızsa, hakikaten bak. Bak, dağılalım, hakiki yarışmacılar gelsin.
Hay hay 249. Ben kalıyorum. Kal kal tamam ama. Kızım beni. Abi 90 demiş. En kötü 200 de yapıldı. Şu anda mevcut 3 tane iddia en kötüden daha kötü. 199 saniye demek istiyorum. Bu da bir gelişme. En kötüden bir saniye daha iyi bir şey söyle. Beni mutlu et. Artık ben de öyle küçük şeylerle mutlu oluyor. O bir saniye beni mutlu ediyor mesela. Yani 90 o kadar aşağısına inmesinler. Ay bu kadar hızlı yapmayın. Vallahi bak iner. Neden? 230 son. 90'a bağladın ya. 189 diyorum ben. Yaşın. Satılmadı lan. Melike ne diyeceksin Hanzade'nin 185. Bu... 185. Sen de 185 en. 184. Bakınız biz bunu halk arasında ölümü görüp sıtmaya razı olmak diyor. Oyunu satıyorum artık sıkıldım. 184. Melike. 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 183. Bir saniye var sadece. Tamam. Hala bir saniye var. 182. Melike seni geçti. 120 oyun oynanmış. Belki 180. De oyun oynamış 60 kere. Geçti işte. Melike Hanzade'yi geçti. Yani bir saniye kalmış zaten. 179 diyeyim. 179 dedin, bomba geldi. 200. Ama satalım mı artık? 200 son. 178. Kübra'dan bomba geldi. 200 dedi Kübra. Ay çok kötü bir şey yapıyorum herhalde şu an. 168. Ay ne kadar kötü bir şey yaptın. 165. 165. Tamam şansa mı bırakacağız artık o zaman? Sabaha rekoru kadar. Rekoru 55 şansa olan bir oyunda sizce 168 şansa bırakmak? 200 son diyorum. Efendim? Nereye gidiyorsun abi 90? Satın bana 200'ü. Kübra da hepimize hediye gibi değil mi? Arkadaşlar, hanımlar. Bakın, rekor 55. Yapılanlar 65. 76. 80. 84. 99. 90 yok mu? 100. İlker Bey. 114 vesaire. Efendim? 90 yok mu? Bu yapılanlar arasında. Biri neden unuttunuz? 150 diyorum ben, 150. Zaten onun altına inmesin ki. Beni rahatlatmanız lazım şu an. Efendim? Kendimi kötü hissettim. Niye 90 dedim? Çıkamıyorum da. 84 de yapılmış Azra. 84, 90'dan daha az. Şöyle anlatayım ben sana. Yok, istemiyorum onu, yok. O kadar. Hayır, yok. Vermeyeceğim zaten. Tamam. Sevgili seyirciler, bugünkü araç büyük ihtimalle bize kalacak. 149 demek istiyorum. Umuyorum böyle bir şey alacak olur. 200 son eğer bak söz veriyorum. Bir şekilde bize kalırsa satıp aramızda bölüşmeyen İlker namert olsun. Bugün işte bizde. Oyunu satıyorum. 147. Oyunu 145. Satıyorum. 144. Oyunu 140. Satıyorum. 140. 130. Hey. 130. 200 son diyorum. Kübra. Artık satın. Satın başlayalım. Bir koşu yarışmasında... Evet. İkinciyi geçerseniz kaçıncı olur? Efsane sorusu sordun abi. Efsane. Melike. İkinci. Siz benimle dalga mı? Ay birinci. Birinci. Kaçıncı olur arkadaşlar? Birinci. Efendim? Birinci. Birinci. İkinci geçersen ikinci olur. İkinci geçersen ikinci olur. İkinci geçersen. Arkadaşlar, koşu yarışmasında ikinciyi geçerseniz kaçıncı oluyorsunuz? İki. Melike. Bir. Kübra. Üçüncü. İkinci. İkinci ya, ikinci. Doğru. İkinci. Güzel. Tamam. Mantığımız doğru. Tamam. Doğru abi, doğru. Oyunu satıyorum. Tamam. Düş. Satıyorum. Düş. Tamam, dur. Düş. Tamam, 109. Hanzade. Hayır, sakın. Sat.
böyle böyle gider artık. Böyle. Sat! 108, 108, 108. Melike, oyunu satıyorum, satıyorum. Sat! 107, 106. Sat! 105. Sat! Satın. Sat! 104. Sat, 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 sat! Bak, bundan 10-12 yıl sonra Kadıköy'de sokakta beni görenler şunu diyecek. Ya bu eskiden sunucuymuş. Zavallı, bir gün 4 tane yarışmacı gelmiş. O gün sat 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 böyle bir şeyler mi demiş. Böyle Osman Ağa Camii'nin arkasında geziyorum ben böyle. Sat, sat diye. Cebime para koyuyorlar. Gerçekten satıyorum. Tamam, 100 diyorum. 100 geldi, oyunu tamam satıyorum. Tamam ya, olmadı o kadar. Yani olmadı, böyle yapacağım bir şey yok. Oyunu satıyorum. Tamam. Satıyorum. 200 son diyorum. Sat! Tam! Yaparsın hadi oğlumuz için, tamam mı? Hadi. Yaparım ya. Ne yapıyorsun Ferhat? Onu öyle koyacağım. Ferhat hazır mısın? Hazırım. Hep beraber 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, hadi aşkım, hadi yaparsın aşkım, hadi. Hadi, hadi. Biraz daha yüksekten at. Oh. Biraz. Tane çorap attın. Denk geldi 6 tanesi şükür. 6 tanesi denk geldi. İddia. İlk heyüz. Ferhat'ın yaptı. Hadi. 132. Oluyor mu? Güzel oluyor. 132. Kübra, kimseyi geçmediğin halde 150'ye kadar indirebilirmişsin. Buyurun bak kameracına. Bravo. Teşekkürler. Bravo. Sıradaki iddia 104 saniye. Hanzade
saygın. Patlarsın, patlarsın, yaparsın aşkım. İddia 104 saniye. Çok da çok, çok ıslak kalmasam. Ben yardım edemiyorum herhalde, değil mi Vermi? O şu anda çok iyi gidiyor, hiç dokunma ona. Saygın ne kadar tertipli, düzenli gördüğünüz gibi... ...beyazlarla renkleri de ayırırsa... ...hakikaten evlenilecek adam olduğunu... ...tam olarak ispatlamış olacak. Tebrik ediyoruz kendisini. Tamam, ben hazırım. Hep beraber 5, 4... Başla. Biraz daha ileri at, ileri. Yukarı ileri Saygın. Saygın yukarı ileri şöyle. Yapamam, 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 yapamam. Saygın, Saygın ya, Saygın. Girer ya, o süper. Oğlum işte, bundan sonra kolay. Bundan sonra sen de öğrendin de sapılır. Şu anda 1... Ah hadi, ya, hadi ne olur yapamam. Çok süremiz var, çok süremiz var. Hadi, oh. Çok süremiz var, sahibi sakin al. Sahibi sakin sakin al. Şu anda süremiz sadece çok. 1, 6 tane olması süremiz gerekiyor. Çok. Tempo! Yavaş, sakin at ya, sakin at. Sakin at. Oh, süper, tamam. Olsun, devam edin, hadi. Biraz ileri yukarı, ileri yukarı. Çok ileri attın. Yapamazsın. Aynı benim gibi atıyor da. Çorap bitti, çorap bitti. Devam, devam. Bir sakin, bende daha süre var. Daha sakin, daha oldu süre. Durmamış mıydı o? Kaç saniye durması gerekiyor? Allah Allah. Sen... 7 atıyorsun şu an. 7. 6 var zaten. 6. 70 atış yaptı. Ve Saygun'dan... ...bir rekor geldi. 216 saniye. En azından benden çıktı İlker Bey. Ben de değil. Efendim? Benden çıktı, ben de değil. O beni rahatlattı biraz. İkinci ve üçüncü oyunda görüşmek üzere. Buyurun. Sıradaki daha 100 saniye için Melike Ali. Aslansın, kaplansın, yaparsın aşkım. Düşünmediğine pişman olacaksın. Tamam, inşallah pişman et de ne dersen yapacağım. İyi tamam, bunu unutma ama. Tamam. Sıka sıka koysaydın ya, niye öyle koyuyorsun? Koy tekrardan. Yok yok ya. Yapacağım. Evet. İnanıyorum. Yapacaksın aşkım. Evet. Tek tek ayrıştır da. Tutabiliyorum değil mi elimde şimdi? Öyle tut, şey. Tut. Bakayım hakikaten tutabilirsin. Vallahi tuttum. Evet, Ali tuttu. Bakalım ne olacak? Ver bana. Ver gazı. Tempolu bir şekilde aşkım, hep yaparsın. Beraber. 5, 4... Pişman et, hadi. Bu senin hadi, için. Aşk birazcık yukarıda, hadi. Tamam, evet, evet. Hadi aşk, bir pişman et ya. Hadi, tek tek. Tek tek kal, tek tek. Aşkım, otur, o yüzden ayağa atma. Şu taraflara, şu taraflara. Sola. Sola sağ.
Atıyorum, atıyorum. Aşkım yaparsın. Hadi beni peşime al. Ne olur. Hayır. Aşkım hadi. Oraya atma ya. Ya. Onlara yakın atma. Ne olur yaparsın hadi. Aşkım yapamazsın lan. Yapamazsın. Yapamayacak. İlk oldu. Hadi yaparsın. Ya. Aşkım ne olur. Hadi. Aşkım pişman et. O tarafa atma bu sefer diğer tarafa. Diğer tarafa çalış aşkım. Diğer tarafa. Aşkım diğer tarafa bir at. Biraz daha hızlı. Hadi yapmayacaklar. Seni hızlı hızlı at, hızlı hızlı at. Saniye geçiyor. Hızlı hızlı. Düşünme, at salla. Aşkım hadi, hadi. Aşkım. Yapamazsınlar, yapamazsınlar. Hadi, hadi, hadi. Elinde topla. Birazcık siktir. Aşkım hadi, harikasın, ne olur. Aşkım hadi. Aşkım, başları kahretsin. Ya. Ya bir de 90'ın altına düşüyordum ya. Onun için ya. Allah kahretmesin, bu lafa gelecek mi? Hadi hadi. Yaparsın onun için. Bir hafta ya. Beklersen yapacağım. Söz veriyorum. Hadi. Yapsam o. Hadi aşkım ne olur. Hızlı at, o tarafa atma. Diğer tarafa sağ sol çalış. Al şunu ya. Al. Şimdi hadi, oldu Toram. Hadi. Azıcık daha sık aşkım. Diğerlerini düşürme. Birazcık sık. Sevgili olmadı seyirciler ya. Bu gece rekorların gecesi. Tamam yapacağız. Bundan sonrakini yapacağız. Niye olmadı? Tamam, bundan sonra yaparız. Bakalım Ali Saygun'un rekorunu kırabilmiş mi? İddia 100. Ali'nin yaptığı. Kim İlike'yi pişman edecek idi? 194. İki katı. Ben sana dedim iki katı. Ya niye ya? Niye şaşırdınız? Burada değil miydiniz az önce? Üzüntü ağası mı? Daha çok ya, bekliyordum. Ben iki katını yap dedim sana. Sevgili seyirciler, gerçekten bugün arabanın bize kalma ihtimali hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Alacağız. Alacağız. Ben bugün gözümü arabaya diktim. Buyurun, diğer oyunda görüşürüz. Rekoru kıramadın. Sıradaki iddia 90. Azra Ercan. Hazır mısın Ercan? Hazır mısın? Çok alsaydın. Hazırım. 5, 4, 3, 2, 1, Aşkım. Adamsın. Adamsın, yaparsın. Çok sıkma, çok sıkma. Tek, tek, tek sıkma. Sıkma. Abi çok kafadan değil hayatım. Heh, attın. Aşkım çok sıkma. Aşkım çok kafadan değil. Bir oldu. Yaparsın. Daha süren var. Yapamayacak aşkım, yapamayacak. Yaparsın. İsabetli. İki olmadı. Yaparsın. Heyecanlanma. Kolunu kaldırabildiği kadar kaldır. Bırak gömleği yırtılsın. Yedeği var. Yaparsın. Heh. Birazcık daha. Tamam, heyecanlanma. Vakit var. Vakit var. İki. Hadi. Yaparsın. Az daha, az daha. Hadi birazcık daha aşkım. Birazcık daha. Dört kaldı, dört kaldı. Dört kaldı. Yukarıdan. Sıkma. Sıkma. Birazcık daha az daha aşkım. Tamam. Demedi gibi. Bekle, bir nefes al. Bir nefes al hayatım. Olmaz, süre azalıyor şu an. Hadi. Hadi. Oo. Tamam. Güzel. Tamam. Tamam. Oralara değil, köşelere. Evet. Evet. Dört. Evet. Ona değil, ona değil, düşer. Ona değil, düşer. İlker Bey sayısın o da. Allah kahretsin. Hayatım, boş olan yere atacaksın. Boş, boş. Boş ol, birazcık daha hızlı. Tamam. Aşkım.
sayılmıyor. Devam. Hala üç. Tek oldu, tek oldu. Hadi hayatım, hadi Allah aşkına ya. Ya yaparsın. Al, 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 al. Tamam. Yavaş. Ben de bir... Sen aşkım yaparsın sen, yaparsın. Yapamadığın bir şey değil, yaparsın. Yaparsın o bir tane. O başta iki tane düşen bütün... Olsun, sen yap, odaklan. Kızımız için odaklan, heyecanlanma. Daha sakin. Evet, evet, evet. 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 Bir tane kaldı, son bir. Orada da var, son bir. Son bir. Son bir. Hadi, hadi. Onu... Allah kahretsin. Son bir. Son bir, hadi bir tane daha. Son bir. Bırak bu oyunu. Oyunu bırakma, oyunu bırakma. Oyunu bırakmadım, sonunda düştü. Bir sakin ol. Şu görmüş Hayır. olduğumuz arabanın sağ ön tekeri sizin. Olağanüstü Türk bir oyundan sonra sağ ön tekerin sahibi Kübra. Şimdi öncelikle sizlere plakalarınızı dağıtmak istiyorum. Efendim, verdik sağ ön tekeri. Yoksa 34 İA 10 olacaktı orası. Ama bir 35, sen İzmirlisin. Doğru mu? Doğru. Saygun Rizeli. Sizde 74, 53. Bartın ve Rize, Bursa, Bursa. Adana ve Adana Rize. Az önceki oyundan sonra takdir edersiniz ki anahtar da Kübra'nın oluyor. Buyurun lütfen. Teşekkür ederim. Ben istedim çok. Size de bu var. Bombon. Kübra, tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. 200'e sabitlendin ve haklı çıktın. 200 son. Evet, aslında sen haklı çıkmadın. Beyler seni haklı çıkardı. Evet. Kübra, nasıl tanıştınız? Nasıl tanıştık? Arkadaşımın doğum gününe gitmiştik bir mekana. Evet. Sürekli devamlı olarak gittiğimiz bir mekandı. Evet. Eğlenmeye işte. Hani oradaki artık personellerin hepsini tanıyorum. Evet. Bayağı da büyük bir mekandı böyle. Ondan sonra daha girdim. Hani masaya biz oturduk. Tık karşıdan Ferhat geldi. Aa, Allah'ım bu çocuk kim acaba der, dercesine böyle bir baktım. Göz göze geldik o dakika. O ondan... işe mi girmiş orada? O işte orada askerden gelmiş. Orada çalışıyordu. Evet. Ondan sonra böyle bir göz göze geldik. Tabii ben o akşam bütün gece onu aradım. İşte lavaboya gidiyorum sürekli, belki tekrar karşılaşırız diye. İlk görüşte aşk mı? Evet ya, çok hoşuma gitti. Ay ne yakışıklı çocuk dedim böyle. Ben de az önce şu stüdyoya girdim ya programı sunmak için. Aa dedim, bu çocuk kim? Arada bir lavaboya falan gittim, belki görürüm Ferhat'ı diye. Hakikaten çok hoş çocuk. Teşekkür ederim. Daha sonra işte şey... tabii biz olanları unuttuk tabii o akşamdan sonra. Ben hiç göremedim Ferhat'ı. Tek bir kere öyle göz göze geldi. Tekrar askere geri gitti galiba. Hayır. Ondan sonra iş görüşmesine gitmiştim erkek arkadaşımla beraber. Yani şey, arkadaşım. Yani şey değil, sevgilim falan değil, erkek arkadaşım. Onunla beraber iş görüşmesine gitmiştim. Onun dayısının yeriydi. Pardon, eniştesinin yeriydi. O da onların mekanda güvenliklik yapıyordu. Oraya dayı işte... mı, enişte mi? Çok şey değişti. Enişte. Enişte de son kararım. Enişte son. Daha sonra... Havalandırmadan stüdyoya bir şey vermiyorlarsa adiyim bak, öyle söyleyeyim. Olabilir. Herkesin kafası tatlı bir güzel oldu ya. Evet. Aynen. Teşekkürler. Teşekkürler dedi.
Kesin, kesin. Daha sonra işte şey, eşimle de arkadaşmışlar. Biz mekana girdik, o da ısrar ediyor işte. Ben de böyle çok resmi giyinmiştim, hani iş görüşmesine gidiyorum falan diye. Girdik, hani bir şeyler içelim falan dedi. Daha ben merdivenlerden inerken eşim de barda duruyordu. Ondan sonra böyle bir göz... Aynı mekan mı? Aynı mekandayız. O da o sıra barda duruyor, böyle göz göze tekrar. Ben merdivenlerden iniyorum, böyle göz göze geldik yine aynı şekilde. Sonra bardaki işte abisine bir şeyler söyledi işte. Ondan sonra orada şey demiş, bak görürsün bu kız benim olacak falan filan demiş orada. Canım kocam. İşte daha sonra arkadaşımla selamlaştılar. Şey dedi, Mehmet'le selamlaştılar. Ben dedim kim falan filan dedim, böyle masaya gittim. O da şey dedi, hani bizim Ferhat ya askerden yeni geldi, çok iyi çocuktur dedi, mahalleden arkadaşım, tanıştırayım istersen falan dedi. Ben ha yok canım, ne tanışacağım falan dedim. Hep böyle. Niye hoşlandığın halde yok canım ne tanışacağım diyorsun? Ya ayıp olur diye orada ne bileyim mekanda Kübra seninle tanışmak istiyor diye çağırsa falan böyle. Canımıza ters olurdu yani. Belki olmaz. O da içten içe kalmasını istedi. Olmaz. Efendim? İçten içe kalmasını istedi belki de. Sen kendi hikayene pay çıkarmak istiyorsun belki. Hayır, mantıklı yani, yapılıyor bu sistem. Yapılıyor bu sistem. Sistem kurmuş orada o. Uygulayan var. Daha sonra işte şey, eşim de yani Ferhat da beni şeyde bulmuş. Sosyal medyada bulmuş. Ondan sonra ekledi, arkadaşlık isteği gönderdi. Ben de böyle aa nereden buldu falan, bir fotoğraflarına baktım. Askerden önceki fotoğrafları böyle çocuk gibi. Allah'ım bu ne dedim, bu apaç mıymış dedim ya. Böyle, o benim gördüğüm geceki çocuk olamaz dedim yani bu. Ondan askerlik sonra... insanı olgunlaştırıyor tabii. Tabii olabilir, aynen öyle. Askerden yani. Geldi Ferhat, tabii dağları deliyor. Ya tabii. Bıyıksız çok kötü yani. Hiç yok yani, bıyığına vuruldum diyebilirim. Ay bende bir şey oldu şu anda. İlk defa böyle bıyığına dikkat ettim. Bıyıkları çok güzel. Ay ne oluyor ya? Bu ara stüdyodaki sıvı devam, her neyse yani. Devam ediyor. diye. Daha gül, sonra... gülmek çok güzel bir şey. Çok gülmek teşekkür iyileştirir. Ederim. Öyle. Gülmek iyileştirir. Anlatıyor ya, heyecan daha yaptım. Daha sonra işte şey, bayağı böyle bir ben... Kabul etmedim, hani bekletiyordum arkadaşlık isteğini. Sonra ben profil resmimi değiştirdim. Tık mesaj geldi, dedi ki işte profil resmini değiştiriyorsun, arkadaşlık isteğimi kabul etmiyorsun yazmış. Ben de şöyle bir durdum. Ay dedim, yıl ışık bir de takip ediyor. Ondan sonra böyle... O bıyıklarla. Ondan sonra işte şey, o günden sonra ben yine cevap buna hiçbir şekilde vermedim. Her gün sabah sen kalkıyor. Sen de içten içe yaşıyorsun değil mi? Sistem uygulanıyor çünkü. Aynen. Sonra sabah kalkıyor, günaydın güzellik. Gece yatacak, iyi geceler güzellik. Gece oluyor, her gün iyi akşamlar güzellik falan. Ay dedim nasıl koşuyorum bir şey abi. Hani böyle sürekli yani yazacak mı? Bu bir hafta, bir buçuk hafta böyle bir devam etti. En son artık kendimi tutamadım, gülme geldi bana yani. Dedim ki bu ne ya, hiç yılmaz mı bir insan? Hani azminden dolayı en son ben buna gülücük gönderdim. Aa güldü falan yazdı bu. Ondan sonra şey dedi... Neyse bu da bir başarı falan dedi. Ben hiç konuşmuyorum ama böyle 5-6 kere mesajlarda hep gülücük gönderiyorum, gülücük gönderiyorum. Ya artık konuşmaya geçelim mi falan dedi. Sonra biz başladık konuşmaya, işte nerelisin, nasılsın, kaç yaşındasın vesaire derken. O akşam, o gece tutturdu bana numaranı ver diyor. Dedim saçmalama, ilk defa tanıştık daha, niye sen numaramı kimsin? Vereyim sana? Sen kimsin dedim, evet. Verdin mi? Vermedim. Ondan sonra illa hani... Alamadı zaten, o kadar şey yaptı. Sonra kendi numarasını gönderdi. Bak ne olur işte, ben gündüzleri şu kafede çalışıyorum. İşte buraya bir kahve içmeye gel. Ondan sonra işte numaramı yazıyorum, ararsın falan. Hiç yani aklımda yok. Ben de eski çalıştığım iş yerinde yemek kartımı götürecektim. Aramışlardı. Onun iş yerine de çok yakındı. Aradım daha sonra işte... Merhaba dedim işte ben Kübra falan. Hemen zaten tanıdı, sanki telefonumu bekliyormuş gibi. Ondan sonra işte ben gittim... İşte buyur gel falan filan dedi. Daha oturdum. Merhaba merhaba dedik. O böyle bir iki şey, bir dakika sonra geliyorum dedi. Bir baktım önüme kalpli kalp şeklinde pasta geldi. Üstünde de seni seviyorum yazıyor. Bu ne dedim ya? Haberim yok. O bıyıklarla. Harbiden haberim yok. Bu ne dedim yani, hani
sen dedim ilk tanıştığın kızlara böyle pasta mı gönderiyorsun? Vallahi diyor ben yapmadım işte arkadaşım espri amaçlı göndermiş ama orada gerçekten arkadaşı abi, göndermiş. Abi üstüne al bari arkadaşın yaptı tamam ondan ben yaptım sonra... iyi bir şey yapalım. Sen tesadüfen oraya gittin arkadaş da sana kalpli pasta gönder. Aynen. Ondan sonra kalpli pastayı falan gördük kahvemi falan içtim. Eve gideceğim dedim. Dedi ki hani ben bırakayım dedi ben dedim tamam olur hani falan. Ondan sonra arabaya doğru gittik. Orada da bir başka bir hani iki araba var böyle arka arkaya. Biri o kuşlulardan şu apaçilerin bindiği var ya eskilerden. Kuşlardan böyle. Hani böyle kolları böyle koyuyorlar böyle böyle direksiyon çeviriyorlar. Bu ne dedim yani böyle kaldım. Ondan sonra diyor ki ben diyor işte diyor öyle değilim. Vallahi bak diyor babamın arabası diyor işte. Ben daha oturmamla kol böyle. Böyle bir de bana döndü bakıyor. Önüne bak diyorum bakmıyor. Böyle bayağı yolda öyle gidiyoruz. Önüne bakar mısın diyorum. Çok güzelsin. Böyle durmadan. Nasıl gömüyor beni ya? Kaza yapacağız. Ona gerçekten çok güzel. Sen dedim beni etkilemeye çalışıyor herhalde. Gerçekten çok güzel seni o bıyıklarla mı söyledin? Evet o bıyıklarla. Ben de dedim ki ben bu çocukla dedim bir daha asla görüşmem. Ay sonra pazar... Arabadan dolayı mı? Ya arabayla alakası yok. Yani şey... Kadınlar erkeklerin arabasını tarzı. Önemsiyor mu? Siz ne düşünüyorsunuz konu hakkında? Ben önemsemiyorum. Keşke o eski arabamız olsaydı da o kapımın önünde böyle yağmurların altında böyle ayrıldığımızda beklediği gibi bekleseydi. Kübra pis laf çaktı. Sonra evlilik teklifini anlatayım. Evlilik teklifinde de... Anlatayım hadi mı? Anlat anacığım sen ben de şu işi... Gerçekten buraya iş getirsen ben bir bölümde atkı matkı çıkarırım ha. Anlat lütfen. Anlatayım. Tamam teşekkür benim ederim. Benim işim bu. Doğum günümü kutlayacaktım ben. Böyle ilk defa doğum günümü böyle işte şeyli falan kutluyorum böyle hani parti şeklinde. Arkadaşlarımı falan organize ettim. Doğum gününü parti şeklinde kutluyorsun. İlk defa hani böyle doğum günümü kutluyorum yani partiliyorum yani o sıra. Sonra bizim evde olacaktı işte. Derken herkes bir iptal etti. Ben gelemiyorum. İşte biri teyzem geldi. Biri işte işim çıktı bilmem ne vesaire derken ben bir sinirlendim. Dedim ay bir doğum günümü kutlayacağım. Kutlayamıyorum falan. O da plan yapmış. Hani gideyim bir doğum gününde evlilik teklifi edeyim. Ondan sonra... devam et lütfen. Ondan sonra işte... Lütfen şey, devam et. Doğum günümde... Sonra ben oturdum evde sinirlendim. Bayağı da ağladım o gün. Hani sinirden... Çok güzel oldu. Maşallah. Çok tatlı oldunuz. Bir daha verdi gibi oldunuz. Evet, devam edin. Ondan sonra işte şey, ablamı aramış. Ablama şey demiş, hani demiş, doğum gününde demiş, sen ikna et abla bir kafeye gidelim. Ben orada işte hani doğum gününde evlilik teklif edeceğim falan demiş işte. Sonra ablamlar geldi, 2-3 arkadaşım da geldi. Doğum günümü kutlamaya diye bir kafeye oturduk. Sonra pasta geldi. Pasta geldikten sonra da bana şey verdi. Böyle bir kese. Kesenin içinde de küçük küçük kağıtlar var. Hani bundan niyet çek dedi. Hepsinde de ayrı ayrı. İşte benimle evlenir misin minnoşum? Benimle evlenir misin bir tane? Benimle evlenir misin aşkım? Üşenmeden yazmış böyle. Ondan sonra gülmemek için bakmamaya çalışıyorum. Şöyle dönebilir. Komik bir şey yok Kübra. Ay çok tatlı duruyorsunuz ama. Gülcem çıkıyor. Gülecek bir şey yok. Tamam. Burada şu patiyi yetiştirmeye çalışıyorum. Devam edeyim. Sonra... Sonra işte... kese kağıdını... Ya keseyi verdi. Tül böyle bir keseydi. Kese kağıdı. Keseyi verdi. Hani şey dedi. Niyeti çek okuma dedi. Ben tabii o sıra okudum bir baktım işte benimle evlenir misin minnoşum yazıyor. Ondan sonra o sıra o yüzüğü çıkardı. Benim de parmaklarımın ne kadar kalın olduğunu biliyor. Gitmiş yüzüğü serçe parmağıma göre almış. Söyle bir uzattım. Daha evet diyene kadar yüzüğü bir taktı. Yüzük girmiyor buradan. Böyle kaldı yüzük de burada kaldı. Dedim bu ne? Evet de diyemedim. Bu ne dedim. Vallahi diyor işte iyilik de yaramıyor diyor. Yaranamıyoruz falan. O da söyleniyor o sıra. Ben diyor ne bileyim oğlum diyor. Bu kadar diyor ellerin diyor bu kadar büyüktü falan söyleniyor. Sonra yüzük böyle taktık serçe parmağımı. Bana söylüyor. Biz mesela nişanlanırken de yüzük almaya gittik. Bir numara onun parmağından büyük parmağım. Ellerim büyük yani. Okkalıdır bir de ya çok sert. Çok fena ağır elliyim. Kıskanç mısın? Çok kıskancım diyeyim. Yalan söylemeyeyim. Hani mesela şöyle kampa şey... gidebiliyor muyuz Ferhat'la? Asla gidemezsin. Sebep? Kesinlikle neden? Yani ben... Hayır neden? Ben niye? Şey bir şey sebep?
Aa. Aa ne? Sabahtan beri konuştunuz. Yetmedi, ben araya giremiyorum şu an. Sen de sız. Sebep. Ne kalmıştık? Efendim? Akşam Kırşehir'de kaldık 3 gün. Kampa gidemez. Neden kampa gidemiyorum? İzin vermiyorum. Ben normalde senden izin mi alıyor? Arkadaş izin alıyor tabii ki de. Bana soracak yani. Bana erkek erkeğe kampa gidemiyor muyuz? Ha şöyle bir şey söyleyeyim İlker. Erkek erkeğe kampa gidemiyor. Gidemezsiniz. Hiçbir şekilde bıyıklarla. İzin vermiyor. O bıyıklarla izin vermiyor. Bıyıklarını yolarım onun vallahi. Kazırım o bıyıklarını. Ne oldu az önceki romantik hikaye? Yani... 2 saniyede bıyık yolmaya geldi. Arabayı ne yapacaksınız? Arabayı evimiz yok. Ev almak için buradayız. İnşallah biz alacağız. Biz alacağız hatta. İnşallah. Bizim olacak. Başarılar diliyorum Kübra. İnşallah siz kazanırsınız. Ben sizi tutuyorum. Teşekkür ederim. Şükür Allah'a ya. Ve 4 numarada Azra Ercan. Ne kadar zamandır evlisiniz? 1,5 yıldır. 1,5 yıl nasıl geçti? Güzel. Ya daha doğrusu hep hamile evresiyle geçti. 1,5 yıldır hamile misin? Yok, 9 ayı öyle. Geri kalan 7 aylık sürede de zaten çocuk bakmakta. Halayda düşündük abi. Ne güzel. Evliliği çok anlayamadık diyelim. Ama evlilik çocuk geldikten sonra daha güzel anlaşılıyor. Evet. Bizim birazcık stresliydi herhalde. Çünkü uykusuz kalınca ben çok sinirli biri oluyorum. Azra nasıl tanıştınız? Bir arkadaşımızın vasıtasıyla ortak. Güzel. Ben o dönem bir hafta falan 10 gün civarında evdeydim. Trafik kazası geçirmiştim. Kötü bir durumdaydım. Geçmiş olsun. Suratım falan yarısı zaten mosmordu. Kulağım duymuyordu. O ara psikolojik olarak da iyi değildim bu durumdan dolayı. Hazır tam göremiyor abi. Ve dedim ki beyin her türlü beğenir. Arkadaşım... Arkadan Ercan şey diyor. Hazır tam göremiyor abi. Beni her türlü beğenir. İşte arkadaşımız sürekli ziyarete geliyordu. Yakın bir arkadaşımız. Özlem, selam olsun buradan ona. Bir akşam yine geldi. Hadi dışarıya çıkartayım ben seni. Yeter artık evdesin dedi. İyi tamam dedim ama ben 10 gündür o eşortmanlar üstüme de yapışmış bir vaziyette çıktım. İyi tamam çıkalım diye ama çıkmak hiç istemiyorum. Arkadaşımın yanına uğrayacağım dedi. Bugün mesajlaşmıştık, sorun olur mu dedi. Ben onun arkadaşından pek az etmiyorum. Olur dedim ben de, tamam. Yalnız bu durumdan benim de haberim kendisini. Yok. Geldi bu. Arkadaşımın cam kenarından selamlaştılar ama ben hiç bakmıyorum. Çünkü zaten bir tarafım yok. Bana da merhaba dedi. Ben böyle merhaba dedim. Bakmadım halde. O halde beni beğenmiş. Aklında senaryo kurmuş. Benim bununla tanışmam lazım. Abi bu zamana kadar her baktım gözümün içine düştü. Bakmayınca dedim ki bunda iş var, ben bunu alayım. Vay. Bu da bir ilk görüşte aşk. Ercan! Ya enteresandır, neyim aşk? Duymadınız ama alkışlayın. Değer. Sonra arkadaşıma dedim burada birlikte kahve içelim falan dedi. Arkadaşım bana sordu, olur dedim, çok uzaklaşmayalım zaten dedim. Sonra eve geçmek istiyorum dedim. Neyse oturduk biz. Ercan da market işi yaptığı için market arabayı falan cami var. Caminin arkasına saklamış. Kimse beni aramasın, ben hala yokum diye. Oturduk, kahvelerimiz geldi. Sohbet ediyoruz falan böyle arkadaşımla. Oradan buradan derken Ercan yakın arkadaşımız. Al Ercan diyor, aşkım bebeğim bir tanem ne oldu? Ha demiş ben bu akşam mutlaka... Hep Ercan mı dersin? Yok, Nevzat diyorum ben. Nevzat ne ya? Nevzat. Ben aşkım sevgilim anlamında sordum. Yok. Nevzat nereden çıktı? Nevzat kim? Eşimin diğer adı. Nevzat diye hitap ediyorum normalde de. Göbek adın Nevzat. Göbek adı. aşkım derim ben genelde. Herkes tuhaf, istisnasız. Eşimin... Normal bir çift yok, 4'e geldik eşimin... bak. Eşimin lakabı var, genelde arada onu kullanırım. Arada değil, hep kullanırım ama... Nedir o? Söylesen mi? Söyle. Pamuk Prenses. Ay. O neydi? Abi burayı açabiliyor muyuz? Buradan çıkma gibi durumumuz yok mu? Pamuk Prenses şimdi... nedir ya? Ercan'a Nevzat diyor. Halbuki genellikle Pamuk Prenses diye hitap ediyor kocasına. Peki, ben normal karşılıyorum her şeyi artık. Her şey olabilir, evet. O da bana Vartolu diyor canım. Ne diyor? Vartolu. Vartolu diyor odası. Evet. Devam edin siz, devam edin. Devam edin, evet. Sonra
akşam plan yaptı. Hani bir yerlere gidelim, bir şeyler oynarız falan diye. Arkadaşım beni ikna etmeye çalıştı. İyi tamam gidelim dedim ama önce eve uğrayalım. Hani ben bir üstümü falan değiştireyim. Neyse biz eve geçtik. Bu da arkadaşını arıyor, başka bir erkek arkadaşını. Arkadaşımızı idare etsin, hani onunla sohbet etsin. Aradığı zaten... da kırmızı başlıklı kız. Ankası. Ercan da benimle ilgilensin diye. Tabii arkadaşına söylüyor canım. Bak ya. İşte sen özüm oyalayacaksın. Ben işte Azra'yla sohbet edeceğim falan. Yengen olur bu arada diye. Feedback vermiş kendisine. Neyse bunlar bizi almaya geldiler. Arabanın içindeyiz. Feedback versek arkadayız. Ne olacak? Bizi pamuk prenses yaptın burada ya. Arabada bir son ses müzik açıldı. Müzikte böyle Lazca bir Azra bir gel daha diye başlayan bir şarkı. Yüreğim sevdiğimden falan diye böyle. Son sesi açtı, beni izliyormuş aynada. Tabii kafadan Şahin havası vereyim dedim ben de. Ses ne gerek var, arabada zaten yeteri kadar ses sistemi var. Çok sinirlendim falan. Neyse olduğumuz yere gittik. Neyse sonra ben lobaya kalktım. Ve mesaj attın. Yok, arkamdan geldi. Beni bana eşlik etti falan. Orada biz orada hayvanları falan sevdim ben. Baktım hayvanları çok seviyor beni. Ya bunun orada hayvanlar var. Evet, kafenin sahibi bakıyormuş. Ne acayip mekanlar var yani. Neyse ikimiz birlikte sevdik falan böyle. İyi dedim, güzel, hayvan sever yani. Hani bir gideri var falan. Ama hiç ona o niyetle hiç bakmadım ben. Sonra şey dedi, ya dedi hafta sonu seni bir yere götüreceğim dedi. Gelir misin dedi. Olur dedim, canım çok sıkkın zaten dedim. Bana da değişiklik olmuş olur dedim. Neyse hafta sonu aldı beni. Biz gidiyoruz. Nereye gittiğimizi de söylemiyoruz ama arabanın arkasında arkadaşımdan öğrenmiş. Ben pamuk şeker çok severim. Onunla birazcık tavladı beni. Hoşuma gittiği için bedavaya gittim. Neyse hayvanat bahçesinin önünden geçtik. Biz aa dedim, buraya da hiç gelmedim dedim ya, merak da ediyorum. Beni hayvanat bahçesine götürdük şeyde, dışarı çıkmamızda. Ne güzel. Evet. Bence çok çok romantik. Evet. Hayvanları seviyorsunuz diye. Ben hayvanları seviyorum diye oraya götürmüş. Öyle. Hayır, hangi pamuk prenses olsa böyle yapar. Gördün evet. mü? Bitirdin neyse, beni ya. Neyse orada bir sohbet falan ettik. Hoşuma da gitti falan böyle. Hayvanları falan sevdik. Eve bıraktık. Aradan bir hafta sonra benim yaş günüm olacaktı. Onun organizasyonunu falan yapıyorlarmış arkadaşlarıyla. Neyse tabii bu arada herkes bizim sevgili olduğumuzu biliyor. Yani sevgili olacağımızı biliyor. Tüm arkadaşları, benim arkadaşlarım. Ya sonuçta ben kimse istiyorum. Ve hayvanat bahçesindeki hayvanlar da biliyor. Çünkü yani onlar, biliyor. Onlar duyguları sezerler. Gerçekten öyle. Biz Saygun, Ali, Ferhat, dördümüz kampa gidiyoruz. Ali gidemez. Ercan'a da kart atarız. Efendim? Ferhat gidemez. Peki Ali Saygun, Ali, ben efendim? Ali gidemez. Ferhat Saygun'la ikimiz oturuyor üçü, tamam. Ferhat köşedeki kahveye gidemiyor. Yok. O bıyıklarla. Arabayı inşallah siz kazanırsınız. Bekarlığa vedayı sormadınız. Hanzade anlattı. Benim tam Anlat. Tersi. Anlatayım. Anlat. Hazade benim çok farklıydı. Yani senin gibi olamayacağım kesinlikle. Sen kimlere gittin abi? Biz şeyden, telefondan olduk ya. Arkadaşları bekarlığa veda partisi falan yapmayı planlıyormuş. Kendisi de söyledi. Bekarlığa veda işte yapalım son kez diye. Benden önce çok hızlı, kanı hızlı akıyormuş. Deli akıyormuş. Ne kanmış arkadaş. Akak bitmiyor zaten. İyi tamam, olur dedim, gidebilirsin. Bu böyle bir kaldı. Evet dedim, versen şu telefonun bir bana. Aldım. Ne kadar kız varsa sildim. Sosyal medyada girdim, onları da tek tek sildim. Fotoğraflar da dahil. Bekarlığa veda. Al sana en güzel veda partisi. Dedim, kaldı. Harika yaptınız. Başarılar diliyorum. İnşallah siz kazanırsınız. Ben sizi tutuyorum. İşiniz 60 saniyede. Kaç bardak kırar? Oyunu görebilir miyiz? Hayır. Görmeden mi söyleyeceğiz? Evet. Aa, öyle söyleyemem. Rekor. Oyunu görelim. Plato var bir şey öyle galiba. Evet. Görmüş olduğunuz gibi düzenekte 50 adet kadeh var. 60 saniye boyunca istediği kadar top fırlatacak. Mesafe 5 metre. Rekor. Rekor 47. Kırma tamam pahalı o bardaklar. Ne
50 kadehin kaçını kırar? Rekor 47. 47 tane kırmışlar değil mi? 47 saniyede mi? 47 saniyede 60 tane yemişler. Karmaşık olan ne Kübra? Ya durdum şu an diye böyle... Tamam, hareket edeceğiz, merak etme. Emniyet kemerlerimizi bağlıyorum. 50 tane kadeh. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50. 50. 5 metre mesafe. 1 değil, 2 değil, 3 değil, 4 değil, tam 5 kavanoz bal... Neyse. 5 metre mesafe. Bir düzenekte 50 tane mi var? Hayır, oradaki düzenek vardı ya demirlerde. Evet. Takılı 50 tane var. Evet. 60 saniyede kıracak. Evet. Sizi buraya kim gönderdi? Hadi 20 tane de ya. 50 diyorum o zaman. Ne diyeyim? 50 tane var bir düzenekte. Ana hepsini mi kıracağım? Tahmin yapacaktık. Efendim? Saniyeyi tahmin mi yapıyoruz? Ben bardak kıracağı bardak sayısını tahmin ediyorduk. Kübra şu anda oyunun lideri olduğuna inanamıyorum. Hakan, şu şeyi getirir misiniz? Efendim? Düzeneği getirin. Bunun adı top. Top. Kade. Aa, kade. Renkli kade. Evet. Top. Toplar. 5 metre. 1, 5. Mesafe. Şuraya 60 saniye verir misiniz? Süre. 60 saniyede kaç hadi kral. Beş mi? Oh Allah şükürler olsun. Allah'ım. Sana şükürler olsun ya Rabbim. Şu oyunda iddia alabildim ya, sana şükürler olsun. Ya Rabbi dualarımızı kabul ettin. Azra sendeyiz. Ben 6 diyeyim. Sonra attırdım. Allah'ım. Sana şükürler olsun. Çok iyi gidiyoruz. İkinci iddiamızı da aldık. Sana açılan elleri geri çevirme ya Rabbi. Hanzade. 7. Ay 7 geldi, bir ürperti geldi. Ay geliyor, 4. iddia. Melike. 8. Allah! Ben kalıyorum falan derim bu aşamayı. Kübra, korkarım ki tekrar sana soruyorum. Sendeyiz. Sorabilirsiniz. 10 diyorum. Başımıza bir şey gelecek, iyi gidiyoruz çünkü şu an. Ay, çok güldük Azra. Tamam, 18, tamam. Çık, çık, çık. Arttırmak zorunda değiliz. Yok, neyse, bunda kalacağım. Tamam. Çık, 20 de ya. 19. Sıra bende değil mi? Pardon. Sende Hanzade. Hanzade'de sıra. Sıra Hanzade'de. Saat! Tamam. 20 dedim, 20. Melike. Çık. 19. Kırılmıyor. Mesela. 30 diyorum, son kararım. Daha fazla 30 kıramayız. Bir. Çık hayatım, ne olur çık. Yapar mı? Allah Allah. 30 geldi, oyunu satıyorum. 31 geldi. Ya 31 geldi, oyunu satıyorum. 20 satıyorum. De. Saat. 32 son. 33. 33 geldi. 32'de kalıyorum ya. Oyunu satıyorum. Ben kilitlendim ya. Satıyorum. Ya satıyorum. 34. Ben... Satıyorum. 36. Ya, satma, 37. Satma. Vallahi yemin ediyorum var ya bu ya. Satıyorum. Satma abi. Oh. Oh canıma. Oh.
Oh be! Yok diyemem, 38 bu ne be? Yok yapamam. Kim ya? Çıkma, çıkma! Aşkım bana kızma. Çıkma lan, çıkma! Çıkma. 38 yapamazsın. Of! Efendim? Yüzüne gelmesin, gelsin! Bak buraya gelsin! Midem 34'de ne amaçlı? 38. 38 geldi, 39 geldi. Oyunu satıyorum. Satıyorum. Sat! Tem. Ya! Neden? Bu kadar neden güzel bir iddia olamazdı. Gerçekten mi? Cidden ya yani. Ya yapabileceğin bir şey verdim sana sonuçta. Üstünü yapamayacağıma inanıyorsun yani. Kırkı yapabilecek miydin? Üstünü yapamayacağım. Kırkı yapabilecek miydin? Az önce de gördük. Şimdi yapabilirim tabii. İddiada şimdi sıkıntı yok da. Ya yapardım lütfen yani. Lütfen yap. Ya kırkı yap, takdir edeceğim. Tamam yani. Yapacağım yine. Sıkıntı yok. 19 olduğuna bakmayın siz. Yapacağım. İlk oyunda da öyleydi değil mi? Aynen. Bak nasıl şaşırtacağım dedi. Yine şaşırtacağım ama bu sefer yaparak şaşırtacağım. Olarak. Hadi şaşırt bakalım bizi gel. Elli adet kadeh var. İddia 19, süre 60 saniye. Hep beraber 5, 4, 3, 2, 1. Kırdım. Sıkıntı yok. İddia 19. Ali'nin yaptığı... 29. Ali'nin yaptığı... 29. Ben dedim ama ya, vallahi. Bak biliyormuşum seni, gördün mü? Geçelim. Ne yapıyorsun? Orada 40 kez on ne yapacaktın? Yapacaktım, onu da yapacaktım. O gazla yapacaktım. Ya bırak ya, gazla yaptım ben. Gazla ya, bu kadar ya. 19'luk gaz bu kadar oluyor. 29'luk gaz bu kadar olmaz işte. Rekor yapsaydım. Rekor niye yapayım? Giderken ya? De şunun parasını bırakın. Orayı da kırdık ya. O nasıl oldu ya? Aynı, o bir anda ben de şaşırdım. Gücüne hakim olamadım. Demek ki o kadar. Bir sonraki iddia 36, Kübra Ferhat. Ben sana inanıyorum, bu bıyıklarla 36 kadeh kırılacak. Garanti. Ve bu oyunu alırsanız finaldesiniz abi. Bu da kırılmaz da, bu kırılmaz. İnşallah. Sizin için finallik bir oyun. İnşallah. İnşallah alacağız. Oğlum adam finali kalacak ya yaparsa. Yapmalısınız. 29 tane. Şimdi boşu boşuna olmuş olacak. İnşallah. Evet. Gel. Hadi aşkım, yaparsın aşkım. Hadi hadi aşkım yaparsın. İddia. Kontrollü yavaş yavaş, tamam mı? 36. Bir sağa bir sol, yavaş yavaş kontrollü. Hep beraber 5. 4, 3, 2, 1. Hadi aşkım, hadi bir tanem, ne olur aşkım yaparsın. Yaparsın, yavaş aşağı doğru. Hadi aşkım, diğer tarafa doğru. Öteki tarafa da kır. Hadi aşkım, aferin. Hadi aferin.
Aa, demir atıyor ya. Hadi bir tanem, hadi. Hadi, hadi ellerin üstüne doğru aşağılara atmaya çalış. Hadi aşkım, az kaldı. Hadi bir tanem, hadi. Hadi sevgilim, hadi. Ne olur aşkım, ne olur. Şuraya, şu tarafa. Hadi aşkım. Tamam, şu tarafa. Sağ tarafa, evet. Sağ tarafa odaklan. Allah gidiyor ya. Kırmamıştı zaten. İddia! İddia! 36! Ferhat'ın yaptığı... Ferhat'ın yaptığı... Ay vallahi düşün, bayılacağım şimdi. 28. Nasıl ya, yapamazsın ya? Yapamadık, yapacak bir şey yok. 28 top atmış, 60 saniyede 28 kadeh kırmış. Bu sizin için final demekti. Ama bunu değerlendiremediniz. İşiniz senin oynayacağın üçüncü oyuna kaldı. Ve maalesef... İnşallah diğer oyunları alırız ya. Odaklanmadın işte. Kaldı öyle. Yapacak bir şey yok. Ne güzel final gelecekti. Concik gibi. Bir dahaki oyunda yapacağız. Sana kaldı. Tekrar. Buyurun. Bir sonraki iddia 38. Azra Ercan. İddia 38. Hadi Ercan gel. Hayatım bir şey söyleyeceğim. Sakin. Yok, sen sağda solda kaldı diye ama bana. Bir şey söyleyeceğim. Eğilerek atabilir misin alta? Yok atamam. Böyle atam, daha sektirerek tamam. Atarım sadece. Hazır mısın? Almanız seni seviyorum lazım. Kızımız için. Hadi. Hiç tekeriniz mekeriniz yok. İşiniz kalır son oyuna. Hadi. Aynen öyle. 5, 4, 3, 2, 1, aşağı. Ya sakin. Heyecanlandın, olsun, seni seviyorum. Son oyuna kaldık. Olsun, seni seviyorum. Seni seviyorum. İddia 38, Ercan'ın yaptı. Ercan'ın yaptığı 26. En çok yine hepsini yaptım. Evet. 29. Yani yapılanlar 29, 28, 26. Rekoru 47 olan oyun. Beyler bugün çok ağır tırt. Heyecanlandı. Olsun. Artık top sende. Top bende. Pamuk prensesimiz heyecan yaptı.
Vartolu toparlar. Toparlayacak şeyi kalmadı. Söz Vartolu'da olacak. Bitti. Üçüncü oyunda ve en büyük iddia 39. Hanzade Saygun. Kabul edelim ki oyun Saygun'un oyunu. Şom. Rekor kırarız bence diye düşünüyorum. Rekor 47. 48 olur. Bak boş ver rekor mekor hiç gözünü dikme. Burada sayalım 39'unu kırmış olsun. Yatalım şurada peşin satan gibi. Bırak veriseye satanlar. Benimki oyundan sonra biraz zor gibi gözüküyor. Yok yok göreceğiz. Gel. Göreceğiz. Gel gel. Sizde de şöyle bir his yok mu? Saygun birazdan mekanizmayı komple devirecek. Ay inşallah. Tek atışla ve 50. Bütün bardaklar kırılacak mesela. Ben de öyle bir his bekliyorum. Var. Bekliyorum, bende de var. Boşa sıkmazsan oluyor yani saniye bazında. Ay, hazır mısın? Hazırım abi. Tek tek atman gerekecek. Biliyorum. Hep beraber 5, 4, 3, 2, 1. Boşa sıkma. Atama, atama. Sağ! Eza! Alda! 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 Sağ alda! Sağ alda diyorum ya! Sağ alda! Şuraya var, şuraya var! Şuraya ya! Hadi hepsinden! Sağ alda, devirmezsen gidiyorum ben. Benim aldığım için. Yara şey diyesim geldi ha sopayı al. Lan bir dur. Tamam olsun diye yalvardım sağ alttaki bardağı. Attım işte ne yapayım? Kırılma lan. Sopayı takma sen. 5 numarası mı? Sağ alt diye bağırdım. İddia 39, Saygun'un yaptığı 44. Bu şu demek şu görmüş olduğunuz arabanın sol ön tekeri size. Arka teker ve sağ ön teker sahibini buldu. Yaparsın aşkım arka tekerler için. Üçüncü oyunla devam ediyor. Sevgili seyirciler az önce en sonunda seyrettiğimiz harikulade performans... Saygun'u da finalin en büyük isimlerinden, finalin en büyük adaylarından birisi yapmış oldu. 2 numaradaki Ali ve 4 numaradaki Pamuk Prenses'in bu oyunu kazanmaktan başka çareleri yok. Aksi takdirde Saygun ve Ferhat el ele, kol kola, yanak yana finale gidecek. İnşallah. Kazanacak. İnşallah değil. Saygun. Hanzade bir şey anlatırken araya girebiliyor musun? Yani genelde ben anlatırım o dinler ama burada oha, biraz... Oha! Oha! Gerçekten mi? Yani son sözü ben söylerim ama
şey gibi değil. Ferhat gibi değil yani. Ferhat'ın son sözü nasıl? Peki karıcığım. Yani. Sizde senin borun ötüyor. Yok yani bir boru ötmüyor ama herkes kendisi ne yapabiliyor, özgür tabii ki. Peki kadın erkeğin arasındaki en büyük fark nedir? Eşit oldukları düşünüp her şeyi erkeğin yapması. Katılıyorum, alkışlıyorum. Peki kadın mı erkeği anlamıyor, erkek mi kadını anlamıyor? Konuya göre değişir herhalde. Genel olarak. Yani çoğunlukla anlamıyor. Kadın erkeği anlamıyor yani ama. Her şeyi kızların halinden anlasaydı böyle olmazdı. Biz daha herhalde basit düşünüyoruz. Bu kadar basit düşünebileceğimizi anlamıyorlar. Basite anlamıyorlar, evet. Evet. Bu hayat yani çok basit gibi. Bizim için öyle. Değil mi Ali? Evet ama onlar için öyle değil. Nasıl Ali onlar için? Bize işte biraz önce zaten anlattı, dinlediniz yani artık beyin sulanıyor bir süre sonra. Mecbur neydi ondan sonra sürekli dinle. Tamam aşkım, tamam aşkım, tamam aşkım diyorsunuz. Karşı taraf sürekli haklı oluyor zaten. Yani hep böyle mağdur oynuyor. Evet, katılıyorum. Peki. Erkeklerin kadınlardan çektiğinde... Ne çekiyorsun Allah aşkına? Kadınlardan çekti çeneleri. Hiçbir şey çekmiyor, benden çok yani konuşuyor. Ben eşimden bana. Çenesinden dolayı sıkıntıdayım açıkçası ya. Ben bunu burada dile getirmek istiyorum. Dur, dur. Yayında olmasak bilmeyeceğim. Hadi. Evet. Dinlerim ben seni Haydar Dümen gibi, anlat bana. Şimdi eşim... Dur, ya... nasıl doğrusu ne bunun? Evet, harika. Evet. Harika. Anlat, çenesinden şikayetçisin. Nasıl oluyor? Eşim bir konuyu hani sürekli haklı çıkmak için, hani haklı da haksız da benim gözümde haksız olmasının bir önemi yok onun için. O kendi gözünde haklı ya. Hani neydi, o evden başlarız, sabah başlarız, neydi, odadan çıktıktan sonra devam eder. İş yerine kadar gider. Yok sen neydi bu konuyu böyle diyemezsin, yapamazsın, edemezsin. Hani bir şey sürekli haklı olacak. Hani bir süre sonra, yani 5 yıldır birlikteydik, artık evlendik. Hani neydi, ondan sonra dedim ki artık yani... Tamam aşkım diyorum, ona bile neydi itiraz yapabilir? Her şey yani, tamam diyorsun. Başka ne diyebilir bir erkek? Her şey tamam yani. Ne bileyim? Soruyorum ama size. Tamamdan başka bir şey diyemez ya, bunun ötesi yok. Yok. Eğer derse devam ama olur. Ama evet. İstiyor. Sürekli konuşur. Ne hayır yani, ne diyebilirsin mantıklı yani? Mantıklı bir açıklama yaptım. İşte ben de onu bilmediğimden tamam olur. Değil. Tamam diyorum, hani tamam kapatalım, kenara haklısın. Çekiliyor. Haklısın diyorum, sen haklısın. Ben haklı olmak istemiyorum diyor bu sefer de. Ne istiyorsun diyorsun? Evet, ne istiyorsun diyorum. Başını ne diyor? Ben seninle tartışmak istemiyorum artık diyor, tamam mı? Tartışmayalım aşkım o zaman diyorum. Ama neydi, bir saat sonra tekrar tartışıyoruz. Ve yine tamam diyorum. Hani sen haklı ol, tartışmayalım yeter ki diyorum. Ama yok. Yani burada 2 saat... Çözümü nedir? Nerede buluyorsun? Nereye kaçıyorsun? Kendini sinirli nereye kapatıyorsun? Oyun oynuyorum. Ölü taklidi yapıyor. Oyun oynuyorum ya. Ölü taklidi yapsam yine... Ne oyun oynuyorsun? Seçin oynuyorum işte. Ölü taklidi nasıl yapıyorsun? Vallahi hiç konuşmayarak herhalde, nefes almayarak falan. Nefes hani... almayarak biraz... Sesini çıkarmayarak. Kampa gelebilir misiniz? Ben gelemem. Ferhat gelemez mi? Gelirsem eğer geldikten sonra evde gelir önlem mi almam lazım. Ne gibi önlem? Mesela o uyumadan uyumamam lazım. Yemek yedi, o tattı, ondan sonra o tabakları kendime almam lazım. Bir şey yapar yani. Ben demin duyduklarımdan sonra her yere gelirim. Pamuk Prenses olduktan sonra. Senin duydukların neler? Pamuk Prenses'ten sonra. Ne o? Pamuk Prenses olsun. Bizi arkada gömdüler ya, sesimiz de çıkmıyor. Aşkım yani... Yani yalan söylemedi. Yalan çıktık, biraz konuşalım ya. Ama sen Pamuk Prenses'e kadar bugüne kadar itiraz etmediğine göre... Hayır canım, ediyordu evet, yani. Ortamda, evet. Aynı ortamda evet. Ben tüm erkekler adına şunu söyleyebilirim. Hiçbir erkek eşinden korkuyor değil. Geri vites yapmasının tek sebebi konunun kapanması. Tamam aşkım. Tam şu an hani şey anlattınız herhalde. Yani, tam bir pamuk ama doğru yani Saygun, öyle değil mi? Tartışma ya da bilmem ne uzamaması için erkekler genellikle ha ha demiyor mu? Sen demiyor musun? Ben genelde ölü taklidi yapanlardan herhalde. Ölü taklidi. Peki bu kavgayı daha uzatmıyor musun? Dünyanın en eğlenceli şeyi. Bu taktik neymiş? Bak kadın konuşuyor hırsını alırken erkeğin zihni, erkeğin beyni kadının konuşmasını yavaş yavaş sesi kesiyor, fade out yapıyor. Ama kavga daha çok uzuyor bu sebepten. Erkeğe şöyle görünmeye başlıyor. Sen dedi pazartesi beni arayacağım dedin, ondan sonra... Aynen. Çok iyi yapabiliyor. Sen enerjisini atamıyor musun? Ay cevap versin, susacağım.
Kim daha çok özür diliyor sizde? Ben. Neden? Konu kapansın diye. Başka türlü... Yani diyorsun ki Azra aslında birçok şeyde haksız. Yani. Yani değil. Öyle mi diyorsun? Haksız. Birçok şeyde Azra mı haksız? Bence Azra haksız. Yoksa zaten... Mesela neydi haksız Azra? Mesela neydi haksız Azra? Şimdi annenle demin söylediği gibi tartışmaktan keyif alabiliyorlar. Yani yapı itibariyle. Biz de ne bileyim ya, bize aynı eve koysalar aylarca birbirimize gıkımız çıkmaz herhalde. Bir tartışma olmaz ama ben 4 kadının bir evde 2 gün kalabileceğini düşünmüyorum. Soru bu değildi. Soru çok basit. Azra hangi konuda haksız? Az önce haksız dedin. Azra hangi konuda haksız? Bak erkeğin bir numaralı cevabı. Şimdi... Soruyu tekrar etme. Zaman kazanıyorum. Zaman öğretmenler de öyledir ya. 6 kere 8. 6 kere 48. Demin kendi ağzıyla söyledi. Mesela ben ona iyi bir şeyler yapmaya, sürpriz yapmaya ve bundan keyif alıyorum. Yaparken bana somurtman, beni düşürmen, enerjimi düşürmen yani... Buna hakkı yok. Hakkı yok ve bu konuda haksız. Ve bu tartışmaya gittiğinde bile yüzüne karşı senin, benim tahmin etmem lazım. Yani benim bir şekilde anlıyor olmam lazım. Artık böyle bir yerden biri kulağıma üfleyecek, bir şey mi olacak ama onun o an ne düşündüğünü. İşte ben o saatte artık kavga ediyorsak, işte benim uykum var, tamam bunu söyleyebilirsin. Senin bunu anlaman lazım. Şu anda Vartolu gibi hakikaten bayağı dileniyor yani. Ali, sabır konusunda sen benim için dediğim gibi bir mertebesin. Teşekkür ederim. Az önceki sohbetten dolayı aslında saygın da fena değil o konuda. Ne? Ne? Helal olsun. Evde bekarlığa veda mı yapmadı? Anzade geldi burada, yarım saat bir monolog attı. Benim bütün sorularımı da kendi sordu. Ama şimdi şimdi... Ben bekliyordum ki iddiayı da kendi alsın. Öyle. Kadınlar birazcık detay seviyor. Birazcık değil. Epey erkekler... Detay sevmiyor. Aynen. Düz ya. Düz. Hep düzsün ki hayatım. Erkekler hep eksik. Hep sınavdalar. Halbuki tam tersi ya. Hep bir tarafları yoksul. Evet. Babalarınız da öyle. Ne oldu? Baba olunca konduramadınız değil mi? Ama bu insanlar da 2 gün sonra bir kız çocuklarının babası olacak. Eksik mi diyorsun? Ya bu bir kenara attığınız çocuklar. Sürekli haksız çıkardınız, yeri geldi hakaret ettiğiniz. Biz Ali, Ferhat, Saygun, Ercan yalnız mı sanıyorsunuz? Hayır. Asla. Buyurun. İşte bu. Buyurun. Ver coşkuyu hayatım, ver coşkuyu. Büyüksün be. Hiç hanımlar da zerre alkışlamadılar. Ben ki burada kadınların, kadınla erkek arasındaki eşitliği savunmak için kendimi yırtıyorken... ...erkeklerle ilgili doğru bir şey söylediğimde işinize gelmedi diye alkışlamıyor olmanızı protesto ediyorum. Bence de. Bravo. Bravo. Hadi alkışlayalım bari. Yok alkışlamıyorum, haksızsın. Haksızsın. Yalanlık. Alo. 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 Hayır, şu an telefonu açmadım, konuşuyormuş gibi yapıyorum. Hayır, istemiyorum, istemiyorum, istemiyorum. İlkerinize. İşiniz. Final görmek için. Ali. Evet. Ercan. Bu oyunu kazanmak zorundasın. Kazanacağız. Allah kimse iddiasını tutturamaz. Yani bu oyundan kimseye teker İlimde çıkmazsa... Kalır. Az önceki o birer tekerler bu adamları finalist yapıyor. Ya da Ferhat kazandı, Saygun'la finale gidecek. Saygun kazandı, Ferhat'la finale gidecek. Hiç kimse kazanamadı, el ele gidiyorlar. Ali, kazanırsan finaldesin, ikisi eleme oynar. Ercan'la vedalaşırız. Ya da Ercan kazanır, seninle vedalaşırız. Yine Saygun ve Ferhat... Elemeye giderler. Bu oyundan sonra el ele bir yere gideceksiniz. Eleme mi, final mi? Buna
final. Az sonra oyunla beraber karar vereceğiz. Eşiniz kat, kat, çıkar. Kasa mı? Allah'ım kasa mı bu ya? Kasa. Kasa mı? Kasa demeyin ya. Oyunu LED ekrandan görelim. Kasa, kasa, kasa. Bak, Ferhat ya, Allah'ım ya. Eşiniz bir güvenlik halatıyla yukarıya bağlanarak her ayağa tek bir kata gelecek şekilde kaç kat çıkabilir? Oyunda süre... Abartmazsın inşallah Ferhat. Sıkıntısı yok. 10 demek yolun rekor. Yarısı demek... Rekor... 14 kat. Çıkarım. Saygun çok iyi şey ben. Peki ilk iddiayı senden alıyorum. Saygun. Bir. Bir. Yani ilk kasaları koyduk. Üstüne çıktı ve makam arayacağım. Doğru mu? Kısmet. Olabilir. Taktiktir. Saygun yaparım Saygun. Ali. Üç. Üç. Ferhat. Beş. Beş. Ercan. Dört. Dört. Saygun. 10. 10 dedi Saygun. 6. 6 dedi Ali. Ferhat. 8. 8 dedi Ferhat. Erç. 12. Tamam, 12 dedi Ercan. Ben şu an kalıyorum abi. Ali. Çık çık. 11. 11 dedi. 13. 13 geldi. Sakın. Ferhat ya ne yapıyorsun Ferhat'tan Ferhat elemeye gitmek istemiyor. Sakın. Ne yapıyorsun Ferhat ya? İddialar sırasıyla 10, 11, 13, 12. Sakın yükseltme. 2 numaradaki yükseltme. Ali ve 4 yükseltme. Numaradaki Ercan'ın bu oyunu kazanmaktan başka çaresi yok. Oyunu satıyorum. Kal Ferhat kal kal ne olur kal. Satıyorum. Kal çıkma. Ali kaldın mı? Kaldım abi. Yapalım. Ercan kaldın mı? Saygun kaldın mı? Sattım! Hadi 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 yaparsın aşkım. Ne yapmış yarın istedim şey? Yok. Ha? Yok. Sakin ol tamam mı? Ha? Tam ortala, ortalı bas. Kurallar çok net. Aynı kasaya iki ayak birden basamaz. 10. kata çıktıktan sonra ayağa kalkar. 3'e kadar sayarız. Düşmezse makam aracına gider. Ne kadar uzatırsan o kadar yorulursun. İşte bu kadar. Koy. Evet, şimdi koy. İşin yarısı bitti. 5. kat. Elini koy oraya. Hadi, elini koy oraya. Evet, kaldır ayağını şimdi. Koy onu. Evet, bravo. Evet, onu koy. Ayağını koyabiliyorsun üstüne zaten. Evet, koy ayağını. Evet, bu kadar. Aynen böyle, aynen böyle. Hadi Hazacığım. Koy elini tam. Evet, kaldır diğer ayağını. Hadi koy. Evet. Bir şey öptü. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Evet, hadi. Tam koy, tam koy. Olmadı. Tam koy. Evet. Hadi, hadi. Hızlıca. Hadi gidiyorum. Evet, çok güzel. Evet, süpersin. Bak, şimdi sallanmaya başladı. O yüzden zaman kaybetmemen lazım. Tempolu yapacağız, tamam mı? Hadi. Evet, çok güzel. Elini koy sol köşeye. Sol köşeye koy elini. Evet, güzelce kaldır ayağını. Hemen hadi halledelim bunu. Çok güzel. Koy şimdi onu düzgünce. Sakin. Evet, çok güzel. Al bakalım.
Oh, bir dakika, şu an almayacağım sana. Tamam mı şu an? Son 3 kasa, son 1,5 kat. 9'u mu koydun? 3 tane kaldı, hadi. 9'u koymuşuz. Evet, çok güzel, bir tane kaldı. Çok zor zaten bu yani, ben inanmıyorum 14'ler 15'ler geleceğine, hadi. Şu an ben de inanmıyorum, şak 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 olacak, hadi. Böyle apışıp kalacağız. Süper olur, boş ver. Al bakalım. Tamam. Sıkı tut ama, öyle değil. Tut onu, evet. Hadi. Bunu tutmak beni hiç rahatlatmıyor. Sana öyle geliyor. Evet, hadi koy onu. Koydun bile zaten şu an. Kaldırıp koyacaksın sadece. Kaldır, koy. Evet, kaldır, koy. Evet, kaldır ve koy şu an, hadi. Koy, koy, koy. Çok güzel, bravo. Son bir tane kaldı. Son bir tane kaldı. Çarpman. Son kat. 10 çok idealmiş. 10 dedim işte, yani 10 yapsaydı yapardık. Hadi tam ortala onu. Öldüm şu an. Hadi bir tane kaldı. Ay bittim, hadi. Of. Sakin. Of. Çok terledim. Hadi, son kat. Bir tane daha. Sık karın kaslarını. Ah, gidiyorum. Sık karın kaslarını, koy yarım. Evet. Hadi sık karın kaslarını, otut onu, çok güzel, bravo. Son bir tane kaldı Hazar'da, son. Nefes al, karın kaslarını sık. Düzgün ayağını oturt önce, ayağını oturt. Bu ayağını son oturt. Kasayı koyduktan sonra ayağa kalkmanı isteyeceğiz. Ayağa kalktıktan sonra üçe kadar sayacağız. Alkış kıyamet ardından. Ah, sakin ol, elini şuraya koy. Evet. Evet. Biraz daha sık. Elini sık. Elini sık. Son bir nefes al. Sık karın kaslarını. Bir tane kaldı. Yapacaksın. Hadi. Yavaş yavaş koy onu. Ayağını yavaş yavaş geri al. Ayağını, evet, yavaş yavaş geri al, geri al, geri al. Sakin. Son sakin. Kasa. Sakin. O sana şey yapmaya çalışıyor. Hadi. Devrilmez mi ayağım? Devrilmez, devrilmez. Hadi. Koy yarım. Evet, şimdi bir nefes alıp karın kasları sıkıp çekeceğiz abi. Hadi. Evet, bir. İki, nefes al, sık karın kasları. Hadi. Üç. Yaptın, yaptın, yaptın. Bitti. Hadi, bitti, 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 bitti. Sık şimdi karın kaslarını. Oturt tam, oturt. Oturt, oturdu. Kalk hadi, kalk. Evet, kalk ayağa. Kalk şimdi ayağa. Şimdi ayağa kalkıyorsun. Kalk. Kalk, 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 kalk. Bir şey olmaz, dümdüz bir. Ol. İki. Hadi. Bitti, bitti. Bitti. İkiden sonra ne geliyor? Ne? Atla, 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 atla. Ne? Atla. Bitti, bitti. Atla. 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 Atla, hadi atla. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bak şimdi dans ediyor. Şimdi ona gıcık oldum. Demin şey için dans. Dur, dur, dur. İki saattir titriyor, ay, uf, öf. Şimdi yapınca yukarıda bir de dans ediyor. Adalet mi yani bu? Kasaları devirip atlayabilirsin, nasıl hadi, rahat ediyorsan. Atla sen, atla, biz deviririz. Evet. Hadi atla. Çok zor. Hemen 10 saniye. Bir su alabilir miyim? Efendim? Su az sonra servis eleman arkadaşlarımız getirecekler. Nereye getirecekler? Makam aracına. Buyurun. İlk iddia tuttu. Bakalım nasıl devam ediyoruz. Sıradaki iddia 11 kat. Melike Ali. Hadi 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 yaparsın aşkım. Aşkım. Bak beni dinle, tamam mı? Eğer şu yapamazlarsa kendilerine söylemiyorum. Bu iki ayağım var ya. Vedalaşıyoruz. Böyle yap, tamam mı? Hani tamam. Direkt buradan çek, tamam mı? Direkt, tamam. Direkt buradan çek. Melike ve Ali iki oyunda da teker kazanamadılar. Şayet bu iddialarını tutturamazlarsa vedalaşıyoruz.
Eller serbest, istediğiniz kasaya istediğiniz kadar dayanabilirsiniz. Sadece ayaklar, sadece tek bir kasaya basabilir. Altıncı kat, evet, bu bitti. İşte, bu bir tane, sakin ol. Hiç korkma. Sen dengeni tut, ellerinden tamam. Sıkıntı yok. Yapabilirsin. Güveniyorum, buradan boş gitmeyeceğiz. Evet, bu kadar basit. Evet, iki ayağın üzerinde dinlenmen daha kolay olur. Sakin. Evet, evet, dur. Hah, tamam. Kalk ayağa şimdi, yavaş yavaş, yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Bak, fazla tamam, bu taraf... Tamam, var. İyi mi? Var. Sonuç... Veriyorum sonucu. İyi misin? Sen bizim için, benim için yapmayacağın şey yok. İnanıyorum. Gücüne... Güven. Evet, bu. Hemen diğerini vereyim. Ortadan tut. Sakin, sakin. Sakin bebeğim. Tamam mı? Gücünü ver, tek ayağına ver gücünü. Yokmuş gibi kabul et bu ayağına. Eğer yapamazsa vedalaşacağız. Yaparsa... Sakin. O ayağını çok sallıyorsun. Rakipleri bekleyeceğiz. Ayak ucuna kadar hisset ağırlığını. Evet bu. Bravo. Bu. Sakin. Hemen kalkın. Sakin. Sakin. Üç tane kasa. Son iki kaldı. Kat. Sakin bak. Sol ayağına neydi? Çok şey yapıyorsun. Konsantre ol. Konsantre ol. Eğildiğin zaman bir ayağın yokmuş gibi kabul et. Tamam mı? Hadi bebeğim. Final için. Sakin. Bir ayağını çektiğin zaman bir ayağını yüklen ve yokmuş gibi kabul et oraya. Sadece bir oraya bir şey, tasa koyduğunu düşün. Güven, bu ayağına güven. Tamam, onu yerleştirsin bir tamam. Ha? Tamam. Tamam. Ha? Dur, sakin. Sakin. Tam ortala. Tam ortala bir tane. Bunu yaptıktan sonra bir katımız var. Tamam mı? 10. katta ikinci kasa. İddia 11. Sakin. Bir şey yok ya. Bir şey yok bir tane. Dikkat. Aşkım az geri çek. Çok ileri ver. Yapamazlarsa vedalaşıyoruz. Devrilirse vedalaşacağız. Sol ayağına ver gücü birazcık. Sol ayağına. Sol ayağına ver birazcık gücü. Tamam, sol ayağına ver. Şu anda ya. Az geri çek. Sağ ayağına güven ve geri çek bir tane. Kuleyi geri çekmen lazım. Geri çek. Bu güven. Mu geride olacak? Çek, çek. İşte böyle çek. Evet bu. Az daha çek. Az daha sağ ayağını çek. Tamam, tamam. Güven şimdi sağ ayağına ve solundakini çek. Solundakini şey yap, kaldır. Çökmez, sağ taraf çökmez. Sıkıntı yok. Güveniyorum sana. Sonsuza kadar da güveneceğim sana. Hadi. Evet, bir şey yok. Çek. Sağ ayağına güven. Sağ, solun yokmuş gibi kabul et. Güven sana. Nereden istiyorsan oradan tut. Çek. Sakin çek. Evet, az daha. İşte bu. Sakin kalk. Sakin kalk. Yavaş yavaş kalk. Yavaş yavaş kalk. Sağla, sağa sola doğru değil. Tamam mı? Tamam, hadi. Son kat. Yapabilirsin. Son iki evet. Kasa. Hiç korkma. Korkma. Tamam, bir tane. Korkma. Aşkım bir saniye ver mi? Tamam, sakin. Bizi düşün. Hiçbir şey yok. Birinci kattaymış gibi düşün. Sol ayağına güven. Şu an solda hiçbir şey yok. Sol ayağına güven. Sol ucdan tut. Ucdan tut. Ucudan tut. Evet, sakin. Sakin. Acele etme.
Acele etme. Ver. Acele etme. Evet, dur, güzel yapalım, hadi. Acele etme bir tanem, yapabiliriz. Son kasamız. Hiç ne de, nefesini al ver. Nefesini al ver. Hiç yapabiliriz, inanıyorum sana. Sakin. Bak, sağ taraf düzgün. Sakin. Tutun. Nefesini kontrol et bir tane. Yaparsan finalde oyuz. Hadi bir tane. İnanıyorum. Yapamazsan vedalaşıyoruz. Yaparsan yapmama makam aracına diye bir şeyimiz gidiyorsunuz. Yok bir tanem. Hadi. Ve rakiplerinizi bekliyoruz. Sakin. O ucuna ne de şey yapma. O kasayı koyduktan sonra ayağa kalkmanı isteyeceğiz ve üçe sakin kadar sayacağız. Konsantre ol. Son kasa. Hadi bir tanem. Yapabilirsin. Senin ne kadar güçlü olduğunu biliyorum. Hadi. Hadi bir tanem. Bizim için. Hadi bir tanem. Tamam. Yok. Az daha geriye çek. Tamam. Tamam, yerleştir. İndir. Tamam. Sakin. 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 Bekle. Ayağa kalkmanı isteyeceğiz. Hiç ne de bak sağa sola yapmadan bir tanem, tamam mı? Kalk yavaş yavaş. Buyur lütfen. Sakin. Nefesini kontrol et. Nefesini kontrol et. Sakin. Sayıyoruz. Sakin bir tanem. Konsantre tamam. ol. Kalk lütfen. Tamam. Konsantre ol. Konsantre ol. Bir tanem sakin. Sayın lütfen. Bir. Bitiyor. İki. İki buçuk. 2.75 yap. Ulan 2.75. Hadi bitsin. 2.81. Bitti artık, bitti. Hayır bitmiyor. 2.90. 2.99. 4. 3'e 2 var. Bırakıyorum. Burada durulursun ya. Ya 3. Atla. Atla atla. İşte bu ya. İşte bu. Oraya basma, basma. Titreme bir tane, titreme. İşte bu. Su istiyorum. Tamam. Su bir buçuk saat sonra. Tamam, nereye gidiyorsun? Evet. Ay, ölmem lazım. Beni buradan çekin ne olur. Bırakın. Seni seviyorum. Daha iyi bir yerde dinlenebilirsin. Tabii. Çünkü orası makam bizim. Aracı hadi. Sizi bekliyor. Ve bir sonraki iddia 12, Azra Ercan. Hadi 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 yaparsın aşkım. Efendim, ilk vedamız gerçekleşiyor. Azra'nın performansından sonra ya sizinle vedalaşacağız ya sizinle. Azra, evet. Hazır mısın? Hazırım. O halde başarılar diliyorum. Buyur. Yapacaksın ya. Rahat, senin oyunun yani. Sen yapacaksın bunu. İddia 12. Hiç kasmıyordum. Senin oyunun. Bakalım iddiasını tutturabilecek mi? Eğer tutturamazsa kasamadım, vedalaşıyoruz. Kurallara lütfen dikkat edin. Ayağınız, iki ayağınız aynı anda tek bir kasada olamaz. Oyun ekibi kunduz gibi sizi izliyor. 13 kamera kunduz gibi sizi çekiyor. İlk veda. Süpersin ama acele etme. Azra et. Leblebi dizer gibi maşallah. Ama acele etme. Sakin, sakin acele etme. Acele etme hocam. Öyle bir anda yapacağım diye bir şey yok. Süper. Ve yedinci kat. Dikkat. Sakin ol, çok acele ediyorsun. Bitti. Ve sekizinci kat. Kendini yoruyorsun, biraz dinlenmek ister misin? Sallanmaya başlıyor zaten.
Kalk ya, şu an çok iyisin. Kasaların çok iyi. Biraz dinlenmek ister misin? Çok acele ediyorsun. Etmene gerek yok kasa değiştirirken. 8. kat. Harikasın, harikasın. Süpersin. 8, yıttı. Süpersin. Acele etme, acele etme. Acele etme. Acele etme. Kasanın oturduğuna emin ol. Tamam. Tamam. İddia 12. Dinlen biraz. Ama yaparsın yani. Düş ya. Hadi düş. Hadi harikasın. Burası mı? Tutmam harikasın. Nasıl? Tutuşum falan. Çok iyi. Ayağını geriden aldığın zaman duruşun falan çok iyi şu an. Bir anda kaldırıyorsun, koyuyorsun, basıyorsun. Acele etme, dayanabilirsin. Düş hadi. Ya, ne olur ya, ne olursun. Harikasın. Süpersin. Süpersin, işte bu ya. Süpersin. Kalk da öyle dinlen istersen. Evet, ya kalkmam lazım daha çünkü iyi hareket etmem için. Böyle çok zor oluyor. Kalk, harikasın ya. Harikasın ya. Ben 41 hafta squat yaptım hamileyken. Çık. Bununla çok iyi koyuyorum bunu. Tamam, burada iyi koyuyorsan sıkıntı yok. Ama yine o ayağının üstüne yük verip kalkacaksın. 9. kat bitti. Dikkat. Yapamam. Yalvarıyorum. Son 2,5 kat ya. Aşkım ya, sana bir şey diyeyim mi? 10 çok idealmiş. Bu 10'da mıyım ben daha? Evet. Ya bitiyor, hadi 2 sıraya 12 dedik toplam ya. Hadi ya, at şu ayağını ya. Yapama ya, hadi dengen bozulsun. Hadi düş. Süper. Süpersin ya. Ama zaten olay bu ayağında, şu an sağ ayağında gücün. Sen onu yaparsan olay biter hayatım. Hadi. Kaldır ayağını. Kaldıracağım, bekle. Süpersin. Bu doğru oturdu mu? Oturdu ön taraf. Süpersin ya. Süpersin ya. Sakin. Biraz daha sakin. Son 2 kat, son 4 kasa. 11. kat başlıyor. İddia 12. Süpersin. Katın diğer kasası. Demin nasıl yapmıştım? Süpersin. Sakin. Önden oturttur. Önden oturttur hayatım. Biraz ayakta ama biraz toparlanmıştın demin. Heh, harika. Harika. Ayağını hafifçe al. Yok, şu an çok iyi. Öyle çok sallanmıyor. Ön, sadece oturdu unuttur. Mu? Ön. Burası oturdu mu? Tam oturmadı. Hafif bu tarafa çevir. Gel öne biraz. Hafif bu tarafa. Şu an oturdu gibi. Evet. Yavaşça. Süpersin. Son kat. Süpersin ya. Sakin. Yapar yani. O kadar şey değil. Yo, düşmekten korkmuyorum yani. Şu an. Hiç korkmuyorum. Hayatım, kasalar açılıyor biraz. Hafif ayaklarını kapa ve yoruluyorsun. Oturdukça yoruluyorsun bak. Son kat. Ayağa kalk biraz. Onu attın mı olay bitecek. Ayağa kalk, öyle bekle. Bu elini istersen. Sallanıyorsun biraz, dikkat et. Çok sallanıyor, dikkat et. Oo. Sakin, dur bekle. Dur bekle hayatım.
Sakin ol, yapacaksın ya. Birini kaybetmesi için ilk kez dua ediyorum. Vallahi ya. Süper. Süpersin hayatım. Son kasa. Son kasadan sonra ayağa kalkacak Azra ve 3'e kadar sayacağız. Sakin. Eğer yapamazsa vedalaşacağız. Yaparsa makam aracıyla vedalaşacağız. Son kasa, 12. kat. Hadi hayatım, son kasa. Hafif çayını geri çek. Süpersin. Biraz daha geri alman lazım ayağını. Süpersin. Süpersin ya. Oturuyordu, az kaldı. Hadi bir daha dene. Sakin. Ya ne olur ya, bir yapamazsa bir düşse. Ayağa kalktığında olay bitiyor. Bir, iki, üç. Gel ona gel, gel. Ne yapacaksın dedim seni ya, yapacaksın ya. Yapacaksın dedim, biliyorum senin oyunundu ya. Bu senin oyunundu ya. Bu kadar ya. Ben 15 demediğime üzüldüm. Abartma. Titriyorum. Araba kazanmak kolay değil. İki kasayla araba kazanıyorsunuz. 12 yılda kazanılmayacak bir araba, o kadar titresin. Aynen öyle. Haklısınız İlker Bey. Olmadı. Canım sağ olsun. Sağlık olsun. Seviyorum seni, o yeter. Helal olsun. Haydi güle güle. Gel, burada. En büyük iddia 13, Kübra Ferhat. Hadi 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 yaparsın aşkım. Elinde, önünde iki seçenek var. Ya yapamazsın ve masada oturan Hanzade ve Saygun'la eleme oynarsınız. Ki %50 bize veda edersiniz. Doğru mu? Doğru. Ya da yaparsın hepsiyle, onlarla el ele finale gidersin. Direkt final değil. İnşallah yapacağız, yapacağız. Yapacağız. Başarılar. Haydi çok büyük kalın. Teşekkür ederim. Sakin. Final mi, eleme mi? Tek ayak, tek ayak. Sakin, sakin. Tek ayağını kaldır. Sakin. Yapamazsanız elemeye gidiyorsunuz, yaparsanız finale. Arasında çok büyük bir fark var. Tamam.
finaldeyiz. Ben sana sabah çıkarken ne dedim? Ben buraya kazandım. Aynen yani. Öyle. Haydi. Haydi. Yapamayacak. İn aşağıya. İn aşağıya canım. Sağ olmadı. Yavaş yavaş yavaş. Oturmadı. Sağa doğru, sola doğru sana otur. Doğru. Sola doğru. Sola doğru. Ha, biraz ön, biraz ön. Kal, öne doğru biraz daha getir. Yavaş. Ha, tamam. Otur. Çok yorucu. Sakin, 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 sakin. Bir şey kalmadı hadi. Ay, böyle daha iyiyim. Çok iyi. Yapma. 9 olduk. Bununla birlikte 9 olacak. 9. kat bitmek üzere. Bitti. Bravo. Yavaş, yavaş, yavaş. Ne yaparsın ki bro? Ne yaparsın ki bro? Kadar geldin aşkım. Abi Kübra bizi de kurtar. Oğlum için. Hadi. Dur. Sadece 4 kat kaldı. 4 kat sonra final. Ya da eleme. Ver. Tutun oradan. Kasanı. Hop 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 hop. Tamam oldu. Biraz sen eve git, çocuğunu özlemedin onu mi? Onu çözün aşkım. Hadi git evine. Pat. Hadi. Yapamazsa masayla beraber eleme oynayacaklar. Ayağını geride, arada bırakma. Yavaş. Hadi git, hadi git, hadi git. Ayağını aradan çıkarmalısın. Oldu. Kaldı 3, kaldı 3 hadi. 3 kat kaldı Kübra, kaç çık? 3 kat. Hadi düşür ya, hadi düşür. Sen buraya kadar bu kadar nasıl Allah geldin işte. Ya? Oturmadı kutu. Biraz daha geriye. Sakin ol, sakin. Heh, tamam, tamam. Oldu, az önce olmuştu. Heh, tamam, oldu. Oldu. Yavaş. Öne al. On birinci kat başladı. Son 5 kasa. Düşürsün ya. Aradan ayağını kurtarman ya. Lazım. Geriye doğru al ayağını. Araya çekme. Kasaları birleştirme. Hızlı çek, hızlı çek. Geriye doğru. Tamam, 4 kaldı ya, hadi. 11. 11. Son 2 kat. Son 4 kasa final için. Bu aynı zamanda makam aşkım, aracı için veda demek. Doğru al. Alabilirsen. Bana çok... hiçbir şey söyleme. Tamam. Kendim konsantre olacağım. Sus. Tamam, tamam. Evet, son 4 kasa. 2 kat. Unutma, son kasaları koyduktan sonra ayağa kalkmak zorunda kalacaksın. Dikkatli ol. Ailen burada. Sana büyük destek veriyorlar. Ya elemeye gideceksin ya finale. Oh.
oğlum için koyuyorum onu. Hadi bakalım, hadi. Olmadı. Oturmadı. Hafif geriye, çok hafif geriye. Oturmadı. Hafif geriye. Öteki de şimdi. Sağ tarafa, sakin. Ha, oturdu, tamam. Oturdu, bravo. Üç kasa. Üç ancak ya, sadece üç. Bu sol tarafı koyarken ayağını arada bırakıyorsun. Arada bırakma, geriye çek. Yavaş yavaş. Dikkatli ol. Gıdım gıdım geriye doğru arada çek. Arada bırakma demiyorum. Dikkatli ol diyorum. Neden? Karışmam. Geriye doğru yap, 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 yap. En son al geriden. Geriye doğru git. Önden, ön kasayı öne doğru koy. İddia 13. 12. kat. Oturdu. Bravo. Son. Son. Sevgili seyirciler, son kat. Çıkacak. Kübra yaparsa direkt çıkacak. Finale çıkacaklar. Sus. Masadaki çiftimiz Hanzade ve Saygun'la beraber makam aracıyla vedalaşacağız. Eğer yapamazsa makam aracı finale gidiyor. Masadaki Hanzade ve Saygun'la ve şu anda oynamakta olan Kübra ve Ferhat'la elemeye gidiyoruz. Sadece iki kasa. Eleme mi, final mi? Bu oyunun rekoru 14, hem de iki kez yapıldı. Şu anki iddia olan 13, 4 kez yapıldı. Şayet Kübra yaparsa hem 5. kez yapmış olacak hem de eşiyle beraber. Ve hatta masadaki çiftimizi de finalist yapacak. Sadece iki kasa. Yavaş, yavaş. Yavaş. Sakin, sakin. Muhammed için. Sakin, 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 sakin. Son. Ortala, ortala. Bir kasa. Son. Bir. Tamam, sakin. Muhammed için ver. Hadi ver oğlum için. Kasayı koyuyorsun, ayağa kalkıyorsun. Üçe kadar sayıyoruz. Ve arkandaki arabanın yarısı sizin oluyor. Sakin. Sessizlik olsun onun için. Ne olur hadi hadi son kasa. Ay dikkat et, otur. Olsun, olsun. Bravo, bravo. Sen kafayı. Son kese be. Bak bakayım bana. Oh. Tamam, sakin. Düşüneme 8 lira değil mi? Yapacak bir şey yok, tamam. Tamam. Geçebilir miyim ya? Şimdi otur, rahat 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 beni bekle, otur. Çok bozuldu sinirlerim. Otur. Çok az kalmıştı ya. Çok az ne demek yani? Azın da azı. Son kasayı koydun, yerleşmedi sadece. Yerleştirirken de dengen ya da kulenin dengesi gitti. Yarım kasayla final kaçtı. Ve aynı yarım kasa makam aracını finalist yaptı. Şu görmüş olduğunuz arabanın yarısı sizin çünkü finaldesiniz. Dokunabilir miyim? Sevgili seyirciler, tam finale gidiyorduk ki kiminle? Kübra, Ferhat ve
masadaki çiftimiz Hanzade Saygun ile tam finale gidiyorduk ki... ...araba ikisinden birinin olacaktı ki yarım kasa fark ile elenmek üzere olan makam aracı finalist oldu. Az önce finalin köşesinden dönen iki çiftimizle eleme oynayacağız. Biriyle finale gideceğiz, biriyle vedalaşacağız. Yaparsın aşkım da elemeye gidiyorum. Hadi, 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 hadi yaparsın aşkım. Yarım kasa farkla finale gidecek olan iki çiftimiz... ...yarım kasa farkla eleme oynayacak ve maalesef... ...bu oyunu oynadıktan sonra bir tanesiyle vedalaşacağız ama... ...kiminle eleme oyunumuz? Denge. Uzun süre, en uzun süre dengede kalan... ...ailesini finale götürecek. Bu kadar basit. Çift olarak düşen bize veda edecek. Hazır mısınız? Hazırım. Ya siz? Hazırız. Birbirinize temas yasak. Tek yapmanız gereken düşmemek. Hakan, Uğur. İkinci finalistimiz belli oluyor. İlk finalistimiz makam aracında Azra ve Ercan. Şimdi size bir 15-20 saniye... Denge provası yapmanız için süre veriyorum. O halde... ...final için hep beraber... ...beş... Sevgili seyirciler, muhtemelen en kısa sürmüş eleme oyunu. Sarı takım 6 saniyede dengesini kaybetti. Az önce yarım kasa, üzerine 6 saniye. Birden finalist olacakken birden vedalaşmak zorunda kaldık. Çıkmadın sandın. Hani... Son sansız. Şey vardır ya böyle pisi pisine. Az önce 13. kattaki kasanın düştüğü anı hatırlayın. Eğer düşmemiş olsaydı şu anda final oynuyorduk. Elemeyi açtık. Sadece 6 saniye. Sana güvendim Ferhat. Vallahi ben de duramadım tam ya. Hani arkadaş gittiği gibi dengem çok kaydı. Tutamadım kendimi. Ay ne kadar güzel açıkladın ya. Ne diyeyim? Ne yapayım şimdi? Vallahi ben de duramadım. Kübra hakikaten pisi pisine. Yani o kasanın bir tanesi düştüğü için şu an ciğerim yanıyor. Böyle durumlarda şunu söylüyor. Size ait olan bir şeyi kaybetmediniz. Kazanma ihtimaliniz olan bir şeyi kazanamadınız. İkisinin arasında çok büyük bir fark var. Buraya dolayısıyla size ait olan şeylerin... ...kıymetini bilin. Boş. Yalandan değil, sıkı sıkı. Çok teşekkür ederim. Oy oy. Çok üzüldük. Gerçekten çok üzüldük. Ferhat. Sevgili seyirciler, kısacık bir eleme oyununun ardından yaparsın aşkımda finale gidiyoruz.
aşkımda finaldeyiz ve finalistlerimiz gelsin. Oyunumuzun adı şişe devirmece. Çevirmece değil, devirmece. Çevirmece geçmişte kaldı. Artık şişe devirmece. Herkesin 7 adet şişesi var. Rakibinden önce şişelerini deviren seti kazanıyor. Hanımlar hanımlarla, beyler beylerle oynuyor. 2 set kazanan 0 kilometre arabayı alıyor, götürüyor. Yanlışlıkla rakibin şişesini devirmek çok popüler. Bunu kullanmayın. Her atış araba değerinde. Bak, buraya kadar geldiniz. Başvurdunuz, mülakata geldiniz, seçildiniz, yarıştınız, oyun kazandınız, eleme kazandınız. Birazdan hep beraber eve gideceğiz. Ancak biriniz arabayla gidecek. Bu kadar cefa çektiniz, sefasını sürün bari. Gelmişken alın. İnşallah. Anlaştık mı? İşte. Avantaj kırmızı takımda, ilk atış Azra'da. Hanımlar beyler, yaparsın aşkımda. Final başlasın. Ya orta kişi var. Ama onlar daha iyi bir şey atmazsa bak, görüyor musun? Bir. Ay orta gibi bak. Bir, iki, üç tane ayrık duran var. Hakan, yerine lütfen. Tamam. Teşekkürler. Hoş geldin. Senin yerin şurası. Çok iyi duruyorsun. Şaka yaptın. Senin yerin burası. Bekle, sakin. Nefesini aç. Sakin. Ellerini aç. Biraz geri git. Geri git hayatım. Geri git, geri git. Sakin. Biraz daha gerdir topu. Tamam. Nefesini vereceksin. Evet, müsaade açık. Olunca bırak. Aynı anda bırak. Harika gözüküyorsun. Tamam mı? Tamam. Bırakabilirsin. Şu elini bir adımdan geri at. Aynı şey. Yine gerilecek top. Elim mi? Elin ortasında. İlk atış geliyor Azra'dan. Harikasın. Bırak. Ercan onayladı. Geri git. Geri çok git. Çok dikkatli olun. Şeyin sallanması bitsin. Durum 1-0. Acele yok. Oyunda süre yok. Tamam. Biraz daha geri git gidebiliyorsan. Bak, süre yok. Evet, kendinize nefes ver, hazır. Elini aç. Hissetmeden atmayın. En azından... En azından Iska. Şey yapma. Deminki attığını bir daha atar ettim, hadi. En azından şey kırmızı devrimi. Allah. Ha, iki kızlar beraber. Biraz böyle gel. Demin böyle gel biraz. Gel. Süpersin. Bırak gelsin ya. Elinle değil, elinle değil. Öyle yapmayacağız. Tamam. Şey yaptık. İlk defa oldu bir atışta. Ne? Üç şişe ilk defa oldu. Elini açacağım nefes ver. Sakin. Üstelik kenara aç. Kendine ait bir şişe tek atışta, rakibe ait iki şişe. Bu bir ilk. Tamam, sen gidebildiğin kadar gel biraz. Bak, içimde yaptım. Rakip büyük jest çekti. Dur, geri gel. Azra durduk yere. Oldun yerde. Dön biraz. Azra dedin iki şişesini birden devirdi. Durum 2-2. Biraz kaldır yukarı doğru. Nefes ver, bırak. Yeah!
2, 3. 7 yapan seti alacak. Ne? Ya çok basit. Araba şu an demek. Yumruk tutuyorsun topu. Bak topu kendi vücudunla bir tut. Şöyle önüne al topu, bacaklarını kapa. Kendi vücudunla bir tut, o şekilde geri yürü. Böyle mi? Evet, hafif kendi soluna gel. Evet, gel git geri şimdi. Git geri. Ve müsait olduğunda bırak. Bırakıyorum hayatım dediğin yere. Toparlansın. Yerimi belli et. Bir dahakine bir adım şeydesin, tamam ben belli edeceğim. Sakin. Gel. Tamam. Yanıma gel. Gel buraya. Dur. Biraz kay. Ay, harikasın. Çok az kay. Çok az kay. Şimdi dur. Çok az kay. Çok az kay. Tamam. Git, gel şimdi. 2, 3. Bırakabilirsin. Hanzade çok büyük bir avantaj elde edebilirdi. Yes. Tam tersine ya, şey avantajı rakibine verdi. 3-3. İlk kez açamadı. Sakin, nefes ver. Sakin bırak. İki elini aynı anda bırakmazsa senin yere gitmez. Bu şişede. İyi mi? Şu an çok iyi. İyisin. Kal öyle. Süpersin. Acele etme. Bir anda aç. Aç kollarını böyle. Aç. Gitme. Sadece aç. Aynı anda. Açtım hayatım. Son anda döndü biliyor musun? Dediğini yaptım, aynen. Son anda döndü. Dediğini sen bak yaptım. Orada iki tane izin boş aldı. Şu üçlüye odaklanacağız. Buna mı? Evet. Ona da vurdun hatta, düşmedi. Şartlardan görebiliyorsan gel biraz daha. Biraz daha gelsin. Şu an iyisin. Tamam, acele etme. Bir geri git, geride görelim. Geri git. Git geri, git git. Yer topu. Azra çok ince gördü ama yanlış şişeyi. Dur. Hanzade için yine çok biraz büyük kır, bir avantaj. Biraz... Farkı şş, ikiye tamam. Çıkarabilir. Ben. Sette tamam, durum 3-4. Tamam sakin ol. Böyle dersen yapamazsın. Işte. Relax. Bırakmam evet, lazım artık. Bırak. Olsun, olsun, olsun. Benim çok terledi ya. Olsun. Tamam, çözeriz, terli, çözeriz. Çözeriz. Sakin. Güzel. Hadi Aslan. Kal öyle. Yerini gel. Aç. Evet, temiz bir atış. Ve bu isabetli. Bu. Gel ve aç, gel ve aç. Çok iyi, şimdi bak. Bak, 3-3. Al, itten göreceğiz. Beraberlik, durum 4-4. Biz çıplakta duruyoruz burada, bizim avantajımız var. Biraz daha kay. Rakip şişesi devirme şansımız yok en azından. Yönüm çok sağa döndü gibi, yönüm. Tamam, şu an iyisin, biraz daha kay. 4-4. Biraz gel, biraz gel. Biraz daha kay. Tamam, ver nefes. Kaldır. Kaldır, kaldır. Evet, ver nefes bırak. Süper be. O çok yakın Hanzade, yapacak bir şey yok. Bozma bu elini ya. Çok yakın. Gel buraya gel. Şimdi rahatsız. Buradayız. Şu an rahatsız. O çok yakın. Ya, o da varmış. Tamam, o çok yakın. Gibi. Ya. Sen şunu vurdun mu? Ama bu el bunu vurmamız lazım. Tamam mı? Yaparsan şunu. Aç. Bizim için. Biraz daha gelmen lazım. Çok yavaş geliyor. Ama bana sen söyle, ben iyice gideyim geriyim. Tamam. Sen deyince bana biraz diyorsun ya geri tamam, ön. Ben şimdi baktığın yere bakıyorum, ona göre tamam. Bir dahakine söyleyeceğim zaten. Biraz kay. Biraz kay. Evet. Biraz daha kay.
Tamam, şimdi yer. Yer. Bırak bakalım. Şu an işimiz zor. Beş, beş. Hafif sağ yap. İyi mi? Evet, evet. Biraz daha şimdi, biraz daha kenarlar. Şu an sağ yap hafif. Sağ, sağ. Heh. İyi mi? Hadi. Sağken bırak. Hayatım, oh, dedim ya sana aşağıda şu, hani bana alt kısmı hani kaydır diye milimetrik. Aynı yere yine attım. Tam milimetre aşağıdan kaçıyor zaten. Çok kayma ama. Tamam ama o milimetreyi şey bana ayarlayacaksın ki tamam, alttan. Yine sakin ol abi. Aynı atış yap. Gitti. Bir dakika dursana. Yürü be. Birazdan. Evet. Aynı atış yap. Kenardan, buradan gireceğiz. Gel sakince bana doğru. Eğer bunu devirirsen... ...bir sonraki atışta rakibini çok zor duruma sokarsın. Çünkü orada birbirine çok yapışık iki tane şişe var. Ama bunun için bunu devirmen lazım. Üç tür aynı yere atıyorsun. Gel böyle. Gel, 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 gel. Sol yap, sol yap. Bir tık daha sol yap. Bak, biraz önceki milimetreyi tamam, kaçırıyoruz ya. Tamam, bir tık daha sol yap. Emin misin? Şimdi hareket et. Şu an dahiyiz. Sen de iyice kilitlen şişeye. Aslan. Gel, bırak. Anlatsana. Topun yetişmiyor. Lanet olsun. Beraber yıkıyoruz, tamam mı? İkisini birden yıkıyoruz. Yeremiyoruz. Gel. Şu an tam şimdi gitti çünkü değmedi yani tam hizada gitti. Beraber düşürebilirsiniz. Sıkıntı yok. Ancak yanlışlıkla kırmızıyı düşürürseniz de sadece rakip gelip set için atar. Olsun. Olsun diyorsanız buyurun. Olmasın bir dakika. Bir dakika. Ya, elimi alınca terliyorum. Sen bir kere yerine biraz geç. Biraz önce çünkü değdi dedim onu. Vurdu ben dedim. Ben de değdi dedim. Vurdu ben dedim. De değdi dedim. Çok iyi baktım ya. Daha da git. Git biraz daha git. Biraz daha git. Tamam. Tamam. Şu arkadan gözünü bakacağım. Arkadan bakacağım. Arkadan bakacağım gel. Elimden geleni yaptım ya. Bu sefer yaptım yani. Yaptım ama. Biraz daha gel. Biraz daha gel. Set mi geliyor? Gel sertleştir. Sertleştir. Biraz daha gel. Evet, hadi. Geldi. Olsun, dur, dur, dur. Kıpırdama. Bir daha mı atacağım? Sahibi nasıl kıpırdamayayım? Yerine bakacaktım. Baktım ben, eminim. Gel. Olsun, çok güzel. Set gelmedi. Azra'nın seti kazanmak için şansı devam ediyor. Sakin. Attıktan sonra da kıpırdama. Kal. Tamam. Deminki ne olduğu yerde daha şey yapacağım. Tamam. Tamam. Hareket etme. Hadi sakin. Rahat ol yeter ya. Alacağız. Sağlı gel hafif. Hafif sağlı gel. Öyle kal. Tamam mı? Emin misin? Evet. Kollarını nizami kaldır. Nasıl?
aynı anda aç. Geldi, geldi, geldi artık, geldi. Geldi, geldi. 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 Geldim, açtım. Gel işte, aynı anda. Şimdi hangisi yer önce değerse ne oluyor? İkisi de düşerse? Efendim, efendim? İkisi de düşerse? İlk yere değen kazanır. Tamam. Bunu atmak da risk, biliyor musun? İyi mi sence? Tut bak çamak ama. Sonra bir bırakalım, tamam mı? Şu an çok iyiyiz. Çok iyiyiz. Çok mu iyiyiz? Bir dakika dur. Evet, çok iyiyiz. Çok iyiyiz. Kırmızıya da ondan. Nefes ver. Bırak. Mavi vurdun abi, sıkıntı yok. Yes! Ya bir set bitti daha, gel. Yes! Bu ne ya? Gel, bir set bitti daha, gel. Bir set bitti. Bir set bitti daha. Sakin. Bir set bitti. Sağ olsaydık, hiç işe girmeden. Onlar zaten benim sakin. İki atış önce bunun olabileceğiyle ilgili net uyarmıştım. Tecrübeyle sabit. Yani mavi takım için maalesef, kırmızı takım için ne mutlu ki dediğim oldu. Ve ilk yere net bir şekilde, bir daha izlememize gerek olmaksızın ki sizler şu anda tekrarında izliyorsunuz. İlk yere değen şişe kırmızı şişe olduğu için durum 1-0. O da ikisini gelecek. İkine aşağı geçeceğiz. Sakin, ne olur aşkım. Bizim için. Sakin. Ve çok sakin. Beylerle devam ediyoruz. Ben sana bir de o köşeyi vurursan, o köşeyi vurursan burası büyük risk. Ve saygın geliyor. Ben seni strese sokmadım. Hamileliğinde strese gireceğini düşündüğünü sokmadım. Bununla da sokmadım. Saygun'un bu seti alması şart. Aksi takdirde araba kırmızı takımın oluyor. İlk atış geldi. 1-1. Ben senin atış yaptığın yere bakacağım. Tamam mı? Elime atıp çıkıyor. Karşıya geçelim. Atış burada duracağım. Kendini ayarla. Yes! Adamsın, adam, yes. Adam. Yes. Adam, adamsın. Sana bırakıyorum. Tamam. Tamam. Üç. Stres yok.
çünkü. Ya yapmadım. Her iki takım da birbirinin şişesini düşürmekte. Durum şu anda 4-4. Ercan seti alırsa arabayı da kazanacaklar. Saygun'un seti almaktan başka çaresi yok. Her atış araba değerinde. Emin misin orada olduğunda? Bekle. Bekle. Yorma kendini. Sargun yavaş, yavaş ol. Yerini belirle, sakin, tertemiz at. İlk bir önceki attığın gibi. Dümdüz. Burada sen avantajlı. Sakın kale gibi geliyor topların. Şuraya atacağım. Nereye? Şuraya. Yapacağız. Buna? Evet, geç. Avantaj bizde şu an. Ara topu sen vurabilirsin Sargun, hadi. Tertemiz at. Bir tık. Bence çok geldi. Şişeyi kırsın, hadi bizim şişeyi. Acaba içtekini mi vursan? Hadi. Evet! Evetmiş be. Saygun yapacaksın gitti mı? Aradan yapacaksın kırmızıyı... En içtekini alsak daha mantıklı. Çekti. Ortadakini alsan daha iyi olur. Emin misin? Evet. Ercan büyük bekle. Avantaj. Kolunu bir germe, bir beklesin. Bir derin derin nefes al lan. Bak. Bak bu çok önemli. Büyük bak bu sayı avantaj. Çok önemli. Bu sayı çok önemli. Ondan sonra at ikbaviyi de kır. Bırakayım mı? Bırak. Sargun 0-0 gibi düşün. İlk atışın geldi. Hiçbir şey bitmiş değil. Hiç belli olmaz. Korkmadan at. Saygun'un mutlaka maviyi devirmesi lazım. Ve çok uzaktan geçti. Çok salladın. Bak, sakin, kızımız için. Sallandı mı? Son. Sallandı mı? Son. Çok sallandı. İkisini birden vuracaktı. Bak, beni bir derin derin nefes al. Bak, süre. Süre yok. Süre yok. Bunu atmaz da elli kere atalım. Tamam. Kızımızın yani. Mavi, mavi olmazsa tutuk. Tamam. İyiyim. Yine tamam. Karşıya geç. Orada. Bizde, bak. Sakin, hiç korkmadan. Tamam. Hiç. Stres yok. Bir şişe süre bir yok. Hadi. Bak, hiçbir şey yok. Bak, söz dırdır da etmeyeceğim. Hatırlatacağım. Tamam. Sevgili seyirciler, geldik zurnanın zırt dediği yere. İlk seti hanımlar oynamıştı ve son saniyede Azra kırmızı takım adına ilk seti kazanmıştı. Geldik ikinci sete. Durum şu anda 6-4. Ercan'a diyoruz ki bir şişeye. Tek şişeye araba. Tek şişeye araba. Kırmızı yandan. Şu an tek şişeye vuramaz. Stres yok. Kızımız için. Bak dikkat et. Araba mı geliyor? Araba mı geliyor? Arap! Oldu ya. Yaladı. Şişeyi bir şansın daha. Yaladı. Bak. Çok iyi baktın benim geçti. Bak hiç şansın ya. Tamam. Hayatım bir şişe kaldı. Tamam sakin ol. Bir şişe kaldı. Of. Saygun'un mavi bir şişe devirmesi şart. Bir dakika hadi.
Geldi mi? Geldi. Yaptın, yaptın. Yanlış şeyde veriyorum. Sallayıp çıksın. Yok, etmiyorum. Yaptın, yaptın. Stekinle bilmen lazım. Ha, stres etmiyorsun, yaptın, yaptın. Ercan, bu atıştan arabayı alamazsan dengeler acayip değişiyor. Birinci sette kazandığınız gibi ikinci seti kaybetme olasılığınız doğuyor. İkinci seti kaybetmek demek, belki de arabayı kaybetmek demek. Yerini kaybetme aşkım, seni seviyorum. Tamam. Bir şişeye işledim bütün araba. Araba. Yaparsın aşkım. Geliyor. Yaparsın. Araba mı? Geliyor. Yaparsın. Araba mı? www.fox.com.tr Görüşürüz. Seni seviyorum. Benim yüzümden yedik bence. Bana son topu attın sen. Aldık ya, şaka gibi ya, şaka gibi ya. Tebrikler. Hocam yardım. Ben de çok ünlü oldum. Telefonunuzu alalım. Çetini koy arkasına. Bebişimizi aldık. Bebişimizi aldık. Koy bu çetini, gez. Gez lan, gez. Gez be. Aslansın, kaplansın, yaparsın aşkım.